geceler sevgili seyirciler. Bugün 12 Mart 2016. Günlerden cumartesi. Ceviz Kabuğu'nun ulusal kanaldaki 63. programı. Önemli bir gece. Çok değerli ve önemli konuklarımız var. Duyurularımızdan bildiğiniz üzere Profesör Doktor Yalçın Küçük ve Doktor Doğu Perinçek stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın Perinçek. Merhabalar. İletilerinizden şu dakikaya kadar izlediğim kadarıyla heyecanlısınız. Büyük bir karşılaşma, büyük bir buluşma. Kimi yerlerde yazıldığı gibi belki de büyük bir düello bekliyorsunuz. Ama önemli bir karşılaşma ve buluşma olduğunu söyleyebiliriz. Düello mu değil mi? Ondan sonra hep birlikte göreceğiz konuklarımıza söz verdiğimiz zaman. Düello değil. Düello yok. Ben hiç kimseyle hayatımda düello yapmam. Düello olmaz. Her iki konuğumuzu da çok yakından tanıyorsunuz. Ben şu anda karşınızda Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni olarak değil, bu programda bir televizyoncu olarak karşınızdayım. Onun için adil bir yönetimi sağlayacağımdan emin olabilirsiniz. Yalçın Hoca'nın taraftarları da emin olsunlar. Sakın demesinler Doğu Perinçek ve Hulki Cevizoğlu ikiye bir Yalçın Hoca'ya karşı. Yo, ben bu gece moderatörüm, objektif ve tarafsız. Bugüne kadar ne yaptıysak onu yapacağız. Hiçbir tarafa hak geçirmemeye gayret edeceğiz. Ama şuna dikkat etmeye çalıştım program öncesinde. Bardak, su bardağı sol tarafımda. Yalçın Hoca da sol tarafta. Yayın öncesi dedim ki, hocam sinirlenirsen ya da dikkat çekmek istediğin zaman ya da heyecanlanırsan elini ne tarafa vuracaksın, bardak devrilmesin. Olabildiği kadar tedbir almaya çalıştık ama ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ya hocanın önündeki kitaplar devrilir ya bizim bardaklar. Heyecanlanmayın. Sakin, anlaşılır bir gece olsun istiyoruz. Neler konuşacağız bu gece? Onların başlıklarını söyleyelim kısaca. İç ve dış gündemi değerlendireceğiz. Nedir onlar? Amerika ve İsrail'in bölgemizdeki planları, terörle mücadele, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin meclise gönderilen fezlekeler, F tipi örgütle mücadele, AKP'nin geride kalan 13-14 yılı yaptıkları, yaşattıkları bu Türkiye'ye, İstiklal Marşı'nın kabulünün bugün yıl dönümü, İstiklal Marşı hakkında konuşacağız. Ve önemli bir gelişme de bugün yaşanan, medyada izlediyseniz, Amerika'nın iki eski Ankara Büyükelçisi'nin makalesi yayınlandı. Tayyip Erdoğan istifa özetiyle, başlığıyla. Amerikalılar niye Tayyip Erdoğan'ın istifasını istiyor? Bu iki eski Ankara Amerika Büyükelçisi'nin görüşleri Amerika'yı mı bağlıyor? Onların görüşü müdür? Ne anlamı var, şahsi görüşleri midir? Siyaseten değeri var mıdır? Onları da konuşacağız. Peki ek olarak, ek var mı? Bonusu var mı bu programın? Şöyle, herkes istediği konuda istediğini söyleyebilecek tabii. Mesela konuklarımızın içinde kalan, mutlaka ben bunu paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar bazı konularda yanlış anlaşılma oldu, bunu paylaşmak istiyorum derse tabii ki onları da söyleyecekler. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hoş Sayın Perinçek. Önce program hakkındaki görüşlerinizi alayım. Birlikte karşı karşıya gelmek nasıl bir duygu dersem çok basit bir soru olur. Uzun zamandır bir araya gelmemiştiniz ama Ulusal Kanal'da ilk kez canlı yayındasınız galiba. Evet. Evet. Peki. Sizden peki alalım Sayın Perinçek. Bu ya program için bir araya gelmek nasıl? Eski bir şey? Ta 1960'lardan arkadaşım. Çok köklü arkadaşlıklarımız var. Haymana'da avuç içi kadar yerde aylarca beraber olduk ve gerçekten hiçbir gün, hiçbir saniye bir huzursuzluk, rahatsızlık duymadım. İki insan 24 saat aynı küçücük daracık bir odada. Tabii Türkiye'mizin fikir adamlarından, görüş insanlarından ben lezzet alırım bu tür buluşmalardan. Yani hakikati arama, tartışma, görüşme. Onun için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Güzel, güzel konuşacağız. Türkiye'mizin ve dünyanın sorunları üzerinde görüşeceğiz. Fikir alışverişi yapacağız ve öğreneceğiz. Ben şahsen bu akşam birçok şey öğreneceğimi tahmin ediyorum. Sayın Küçük. Bir defa program hakkında izin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Buyurunuz. Ama benim bu kadar çok kitap getiriyorum, izleyicilerim, beraber program yaptığımız arkadaşlar nasıl bunların sırasını
kaçırmıyorsun, değiştirmiyorsun dediler. Çok çalışıyorum. Hangisinin ne zaman olacağını biliyorum. Bu buyur, başka bir türlüdür. Onun için bugün bir sürprizle böyle programı çok ciddiye aldığım için bununla beraber geldim. Gösterir misiniz? This is your life. Nedir o? Sovyetler Birliği. Sosyal ismi. 1991. Işte. Evet. Kapakta her ikinizin fotoğrafı var. Bir de Sadun Hoca'nın yerinde evet. Siz varsınız. 1991. Burada Sovyetler Birliği bitti mi? Tartışma bitti mi? Bunu tartışmıştık. Bugün çok enteresan bir günde. Nereden buldun ne güzel. Pardon özür dilerim. Bugün de yani siz de özetlediniz. Öyle bir yere geliyor ki tartışma. AKP bitti mi? Tayyip Bey gitti mi? Bunları tartışacağız. Çünkü ben sizin söylediklerinizi söylüyorum. Şunu söylüyorum. Ne demek bu? Hikmet Çetin bana gelmişti 2013'te, 2014'te. Sonra hep Hikmet Çetin bunu söylüyor. Ya ben Yalçın'ı teselli etmeye gittim. Biz sınıf arkadaşıyız, çok iyi arkadaşız. Yalçın dedi ki bana bırak Hikmet, biz çıkıyoruz. Bırak. Birgül Ayman da geldiğinde bana işte şöyle olacak, bırak Birgül. Biz çıkıyoruz. Niye çıkıyorduk biz? Neden biz doğru olduk? Çünkü 2013'te Edelman'la Abramovich çok büyük bir rapor hazırladı. Ben o raporları okudum. O raporu Obama'ya vermişti. Benim o rapordan anladığım nokta biz çıkıyoruz dedi. Hiç dikkat etmedim. Edelman'dan Abramovich arasında budur. Önemli bir rapordu. Biz çıkıyoruz dedim. Onlar da geldi. Benim soruma bağlayacak mısınız? İşte sizin sorunuza bağlıyorum. O soruyu daha sormadım. Bu gece buluşmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Soru buydu. Buluşmamız hakkında mı? Çok enteresan bir günde buluştuk. 12 Mart'ın 3 boyutu var. Bir, İstiklal Marşı. 2. Truman Doktrini. 1947. 3. 12 Mart. Biz bunları burada yapacağız. Bu bütünüyle heyecan veriyor. Burada bazı şeyleri konuşacağız. Benim heyecanım bu. Yani kendi kendime de söyledim. Başka bir gün olabilir ama tarihim bir günde bu kadar sıkıştığında biz üçümüz beraber olacak. Ben orada bunu söylemiştim. Sizinle beraber program yaptım. Aşırı objektivitenize hiçbir kuşkum yok. Evet, söyleyeceğim bu. Bu da bugünün sürprizi. Yollar mısın bana? 1991 yollayacağım. Kaç yıl? 25 yıl önce. O kadar enteresan bir günde. O kadar enteresan. Ben göstereyim ekranı tekrar. Şöyle yakından alabiliriz. Size ileteceğim. Çok enteresan. Yani Sadun Hoca çok sevdiğimiz bir hocamız. Evet. Ondan sonra çok enteresan bir tartışma bu Sovyetlerin şey yaptığında. Biz üçümüz geldik. Çok da iyi oldu. Ayrı görüşleri savunduk yine. Öyle bir ortak noktaya da gelmedik. Evet. Ne güzel. Farklı görüşlerden izleyiciler, millet, halk yararlansın. Evet. Tayyip Erdoğan'dan mı başlayalım? Ne dersiniz? Yani dış politika sıcak gelişmelerden başlayalım ama bugün hocam özellikle program öncesi de gösteriyordu. Bir gazetedeki İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili açıklamalar. Oradan başlayalım. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Buyurunuz hocam. Şimdi nedir bu? Hürriyet gazetesinin tarihinde 11 Mart ve 12 Mart'ta iki defa tam sayfa var.
tam sayfa var. Biri dün, biri bugün. Bu dün. Çok enteresan. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi Berlin'de yazıldı yazıyor başlık. Ne kadar enteresan. Korkma kelimesi Berlin'de yazılmış. Ha, Yalçın Küçük gibi konuşmama izin verir misiniz? Kendiniz gibi olun. Sosyolojide şöyle bir kavram var. Başkası olarak kendisi deniyor. Başkası olarak kendiniz olmayın. Kendiniz olarak kendiniz olmayın. Tamam işte öyle olacağım. Öyle olacağım. Yalçın Küçük gibi olacağım. Buyurun. Bunu niye yapmışlar? Ertuğrul mu yazdırmış bunu? Bunun her tarafı yanlış. Burada doğru olan hiçbir şey yok. Burada doğru olan hiçbir şey yok. Her şeyi getirdim. Bakın ne diyor burada? Şurada bir yerde bu hangisi? Diyor ki bu diyor bir MİT kuruluşu olan Teşkilat-ı Mahsusa tarafından orada çalıştı diyor. Burada öyle bir şey var. MİT kuruluşu. Mehmet Akif Ersoy için mi? Hayır. O da var. Çalışan kim orada? Ne diyor yani o haberde? Mehmet Akif'in de Almanya'ya MİT görevlisi olarak gittiğini diyor. Benim ilgili olduğum nokta şudur. Teşkilat-ı Mahsusa'nın MİT'le, şunla, bunla hiçbir ilgisi yoktur. Birinci nokta budur. Hiçbir. Bu bir ihtilal örgütüdür. Teşkilat-ı Mahsusa ihtilal örgütüdür. Burada içinde olan bu Teşkilat-ı Mahsusa hakkında İngilizce tek kaynaktır. Tek kaynaktır. Gayet açık. İsmi de burada var. Special Forces. Yani bizim özel kuvvetlerin bir şeklidir. Burada MİT'le ilgili. Bu bütün İslam ülkelerde, Türk ülkelerde İslamist ve Türkist ihtilaller yapmak için kurulmuştur. Hocam izninizle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir anlam zedelenmesi ya da anlam kayması olmasın diye şunu sormak istiyorum. Bu iki gün devam eden İstiklal Marşı'yla ilgili yazıda itirazınız ne? Oradaki bilgilerin yanlış olduğunu mu ifade etmek istiyorsunuz yoksa onunla ilgili başka bir bilgi mi vereceksiniz? Dediniz ki o yazıda geçen Teşkilat-ı Mahsusa'nın MİT'le ilgisi yoktur. Birinci yanlış bu. Oradaki yanlışları mı sıralayacaksınız? Yani biz tümden gelim yapalım da bilelim ne demek istediğinizi konuyu dağıtmamak için. Bu yazının bir tarafında da söyleniyor. Ha, benim kitaplarım var. İzninizle söyleyeyim. Bu yazıları galiba bana bir cevap olsun diye yazdılar. O şekilde. Ha, bir defa ben şunları ispatladığımı düşünüyorum ve söylüyorum. Hulki dostum. İstiklal Marşı'yla Mehmet Akif'in hiçbir ilişkisi yoktur. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazdığını reddetmiştir. Mehmet Akif kitaplarının içinde benim eserim diye bunu almamıştır. Yoktur Mehmet Akif'e. Burada da yazıyor. Mehmet Akif mecliste bu İstiklal Marşı okunurken katılmamıştır. Mahcup olduğu burada deniyor ki çok mahcup heyecanlı öyle bir şey yoktur. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif'in yazmadığı kesindir. Bir, hiçbir yerde yoktur. İki, bunu yazan iki kişidir. Biri Münir Ertegün'dür, öbürü Yusuf Hikmet Bayır'dır. Taceddin dergahında olmuştur. Birinci söyleyeceğim bu. İki, Teşkilat-ı Mahsusa'nın MİT'le şunla bununla ilgisi yoktur. Üç, buradaki yazıda hürriyet için ayıp bir şeydir. Mehmet Akif'in 1921 yılında Kayseri'ye gittiği yazılıdır. Bununla da hiçbir gerçek yoktur. Kayseri'ye giden diye. Bizim 2001 yılında başlarında Polatlı'da bomba sesleri gelirken
Ankara'nın bir kısmı boşaltıldı. Kendi anılarında annesiyle kızı Süheyla Kayseri'ye gittiler. Oraya da gitmemiştir. Hiçbir şekilde. Hiçbir kalemi yoktur. Burada geçiyor, bunları ayrıntılı olarak söyleyecek değilim. Bu yazanları da söyledim. İki ayrı yazar tarafından yazılmıştır bunlar. Onu da buraya getirdim. Hiçbir şekilde Mehmet Akif'in de tekrar tekrar söylüyorum. Ben bunu yazmadım diye. Bu yazılarda ne söyleniyor? Mehmet Akif 1921 yılında 12 Mart'ta mecliste okunacağı zaman bulunmamıştır. Mehmet Akif bunu okumamıştır. Buralarda utancındandır. Hayır. Mehmet Akif'i hiç ilgilendirmediği için. Niye böyle bir şey olsun? Anlamadım. Yani ertegününe Bayur bunu Taceddin dergahında yazmış ama Mehmet Akif yazdı diye piyasaya sürülmüş. Niye böyle bir şey olsun? Mehmet yani Akif diye yazdı da piyasaya sürülmedi. Çok sonra da yapıldı bu. Bunu ben daha ayrıntılı olarak şu kitaplarda da falan da yazdım. Çok açık olarak da söyledim. Abid'de de. Hayır, Mehmet Akif yazmadı. Mehmet Akif'in şurada da bir sözü var. Bu biraz yanlış olmakla beraber. Mehmet Akif söylemiş göğe, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bunu da başka. Mehmet Akif hem yazmamıştır hem de bu yazdırmasın demiştir. Peki niye biz böyle biliyoruz Mehmet Akif yazdı diye? Siz niye biliyorsunuz? Bir, beni hiç okumuyorsunuz. Bu tartışmaların çok dışındasınız. Bu tartışmaların çok dışında. Ben her yerde söyledim bunları. Bunu şey yapmıyorsunuz. Burada da var, bu kitapta da var. Devam edeceğim. Hocam soruyu bireysel sormadım. Siz ve biz olarak sormadım da. Hayır. Herkes biliyor bunu. Türkiye niye böyle biliyor o Türkiye, zaman bunu? Hayır, burada söylüyorum ben. Mehmet Akif'in bir tek gün bunu ben yazdım sözü yoktur. Ve Mehmet Akif bunu okumamıştır. Israr edilmesi lazım. Kaynağınız ve kanatınız nedir? Ben de hepimiz burada çok sayıda kitap yazan insanlarız. Biz de şu kitabı biz yazdık demiyoruz. Millet bakıyor yani kitabı yazan insan bunu ben yazdım. Tersi bir ifadesi varsa bunu ben yazmadım, İstiklal Marşı bana ait değildir diyorsa anlamı var ama illa ben yazdım demek zorunda mı? Hayır. Ben yazmadım diyor mu? Kesin. Kaynağınız? Kesin. Kendi bir defa bütün kitaplarının olduğu yerde ölünceye kadar bu yoktur. Bütün eserlerinin olduğu yerde sefahatta yoktur. Herkes söyler. Bunun da çok gayet açık. Öbür tarafta da kimse açık olarak bunu onun yazdığını söyleyemiyor. Sizin kanıtınız ne? Bu sizin değerlendirmeniz mi yoksa bulduğunuz, ulaştığınız bir kaynak mı? Bak güzel kardeşim. Bak güzel kardeşim. Bak güzel kardeşim. İstiklal Marşı'nda Türk sözcüğü geçmez. Türklerin İstiklal Marşı'nda Türk sözcüğü geçmez. Bir. İstiklal Marşı'nda bunların hepsi var. Mabet sözcüğü vardır. Türklerde mabet yoktur. İstiklal Marşı'nda vaat ettiği hakkın vaat ettiği vardır. İslam dilinde hiçbir şekilde cezanın dışında vaat yoktur. Bizde vaat yoktur İslam dilinde. Daha sarar mısınız? Daha ne istiyorsunuz? Burada Türk olan şöktür. Bunu yazan iki kişidir. Ve ikisi de bunun iki tarafı. Ne zaman yazılmıştır? 12 Mart 1921'de. 12 Mart 1921'de ne vardır? Türklerin Koçgiri başkaldırısında yenildiği pek çok kayıplar olduğudur. Siz İstiklal Marşı üzerinde o sıralarda Türkiye'nin Kürtlere bir federasyon fikri vaat ettiğini de biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? O da burada vardır. Evet. Bunu yazan iki kişidir. Şimdi bakın
Ne diyor? Şu diyelim. Bunu alayım. Yalçın Küçük size diyor ki hiçbir marş korkma diye başlamaz. Bakın bu marş. Bu da uydurmuş bu. Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Korkma diyor. 1914'te diyor. Hiç haberim yok. Mehmet Akif Almanya'ya gitmiş. Orada bir anılarına yazmış. Korkma diye bir marş olmaz. Bu marşın başında sancak geçiyor. Değil mi? Evet. Evet. Ne demek sancak? Niye sancak geçiyor? Sonuna doğru bir yerde bayrak var. Ha, sancak nedir? Bayraktır. Orada onu geçiyor. Ne demek istiyorum yavaş yavaş? Marş çeviridir. Bunu çeviren iki kişidir. Birisi ilk kısmını seven Münir'dir, Ertegün. Öbürü Yusuf Hikmet Bayır'dır. Nereden çevirmişler? Yani bir başkasının marşından mı? Tevrat'ın İşaya kitabından İsa olarak da gelir. Burada Tevrat'ı da getirdim. Tevrat'tandır bu. Açıp okur musunuz oradan? İşaretlemişsinizdir. Orada nasıl geçiyor? Neyi geçireyim? Burada şimdi şunu söyleyeyim. Orada? Burada korkma 7 defa geçer. Başka yerde de geçebilir. İyi ama ben size kaynağı budur diyorum. Peki. Ondan sonra başka şey falan değil. İşaya diyorum. İbrani diyorum. Ve bir de şunu söylüyorum. Siz affedersiniz böyle konuşuyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ha, söyleyeceklerim şudur. Beşir neydi soyadı? Ayvaz. Hiç. Bu yazının yazarı. Evet. Hürriyet'teki yazar. Evet. Ve hiçbir şeyi söylediklerinin hiç burada gayet açık olarak söyledim. Bir, bu kitap, nerede o kitap? Bu. Burada isterseniz şurada üyelerine bakın. Bunu Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucuları, Enver, diğerleri şunlar, bütün Çerkezler vardır. Şunlar vardır. Münir Ertekün dedim. Münir Ertekün'ü biliyorsunuz. Münir Ertekün Taceddin dergahındaydı. Ahmet Ertekün'ün babasıdır. Ahmet Ertekün'ü de biliyorsunuz. İbrani asıllıdır ve bir İbrani ile evlidir. İzleyicilerimiz diyor ki kaynak gösteremiyorsa hoca İstiklal Marşı'nın kim tarafından yazıldığına ilişkin söylediklerinin değeri yoktur diyorlar. Öyle desinler. Siz de deyin ki kaynağım budur. Neyi kaynağım budur? Kaynak buradadır. Yani Tevrat'ta İşaya bölümünde korkma sözü birkaç kere geçiyor diye oradan mı çıkardınız? Hayır. Hiçbir marşta korkmayla başlamaz. İspat budur. Kanıtınız bu. Evet. Bu marşta Türk kelimesi geçmemektedir. Budur. Türklerle ilgili hiçbir şey yoktur bu marşta. Bunu bütün Türk milleti benden öğreniyor. Türk kelimesi yoktur. Söylediğim gibi mabet kelimesi vardır. Bizde mabet olmaz. Bayrak kelimesi bir sonunda geliyor. Marşı baktığınız zaman yoktur. Peki çok önemli iddialar söylediniz. Sayın Perinçek'ten bu konuda görüşlerini rica edeceğim. Yakan topu attınız bu tarafa. Yok. Bakalım. Tamam. Buyurun Sayın Perinçek. Tamam. Şimdi mecliste Mehmet Akif Ersoy'un bu marşı yazdığı belirtilerek meclis divanında okundu. Ayağa kalktılar. Bütün milletvekili mebuslar o zamanki adıyla ve yani Mehmet Akif'in yazmayıp da Ahmet Ertekün babası. Pardon. Münir Ertegün onun yazdığı bir marşı Mehmet Akif yazdı diye meclisten o zaman okumanın hiçbir anlamı yok. Yani burada bir güzel kardeşim ben diyorum ki Akif orada okunduğu sırada bulunmadı. Olsun o ne? Olur mu efendim? Kendi marşını yapmış. Hiçbir zaman
hiçbir kitabını almadı, reddetti. Şimdi buradan oraya bakın, Safahat'ta tamam efendim, yok doğru. Tamam. Estağfurullah. Safahat'ta yok doğru, ama Safahat'ta olmamasının sebebi İstiklal Marşı olduğu için. Yani Safahat'ta bütün şiirlerini koydu Mehmet Akif. Bu marşı da Atatürk zamanında hiç söylemediler. İstiklal Marşı da değil. Bu İşaya'dan alınmış bir şeydir. Tamam, Türklükle hiçbir ilgisi yoktur. Bence baştan sona Türk. Yani şöyle şu yapalım. Mana, Sayın Perinçek'in görüşlerini alalım. Sonra tartışalım. Tabii, tabii. Buyurun. Şimdi marşa baktım. Ben İşaya mezmurları da okudum. Tevrat'ın o bölümlerini de okudum. Hiçbir benzerlik yok. Evet doğru. Mezmurlar bizim şiirimizi, Ahmet Arif'i, Cemal Süreyya'yı, Enver Gökçe'yi falan çok etkilemişlerdir. O doğru, ama yani İstiklal Marşı'na benzeyen mezmurlarda bir şey yok. Korkma diye başlaması çok doğal. Tamamen o ortama uyuyor. Çünkü o sırada bir korku vardı. Yani İngilizler işgal etmiş, İtalyanlar, Fransızlar, güneyde üstümüze Yunanlar sürülmüş vesaire. O ortamda tabii bir korku var ve orada korkma diye seslenmesi kadar doğal bir şey yok. O ortamı ifade ediyor. Bir korkma sözcüğü efendim mezmurlarda veyahut da Tevrat'ta geçiyor diye bunun İstiklal Marşı'ndan oradan alındığı. Ben öyle söylemiyorum. Hı. Ben hiçbir marş İstiklal Marşı'yla korkmayla başlamaz diyorum. Hayır, o bir savaştır. Bu başka bir şey. Bakın şimdi bu da doğru değil. Mehmet Akif'in şiirleri var. Orada o başka. Yürü bilme. Bu marş korkaklık üzerinedir. Bu Türklüğün marşı değildir. O sizin görüşün. Hiçbir şey değil. Tabii benim. Hiçbir şey. Her tarafa. Çünkü İşaya çok korkak bir adamdı. Bunların hepsini. Hayır. Sizin görüşünüz. İşte size ikna etmeye şey değil. Ama isterseniz şunu okuyayım. İsterseniz siz okuyun. Şöyle yapalım. Siz okuyun ama Sayın Perinçek'in konuşmasına da fırsat verelim. Güzel, sonra güzel. Özür dilerim. Evet. Şimdi bir kere özür dilerim. Alalım yani, cevabı sonra size. Bu İstiklal Marşımızın Mehmet Akif tarafından yazılmadığına dair hiçbir ciddi kanıt yok. Yani marşın içeriğinde korkma sözcüğü geçiyor. Başka marşlarda korkma sözcüğü geçmiyor. İşte korkma sözcüğü bizim İstiklal Marşımızda geçiyor. Bitti. Demek ki bir marşta korkma sözcüğü var. Yani buradan dolayı Mehmet Akif yazmamıştır iddiası çok yanlış. Atatürk'ü, devlet ricali, bütün yöneticiler vesaire yıllarca bestelendi iki kez. Birinci beste. Dört kere. O sırada bakın böyle isim verdim. İstiklal Marşı olduğu zaman başka marşlar da vardı. Onlar da okunuyordu. Onlar da okunuyor. Evet buyurun. Onlar da okunuyor. İstiklal Marşı. Yani ben bu iddiayı, özür dilerim, hiç ciddi bulmuyorum. Hiçbir ciddi tarafı yok ve hiçbir kanıt yok ortada. İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. O zaman Mehmet Akif'ti ve bakıyoruz üslup tamamen Mehmet Akif. Yani alalım. Asla. Bakın, Mehmet Akif'in bir şiiri burada var. Mesela, asla. Hiç üzülme. Böyle şiirleri yok Mehmet Akif. Efendim bakın bir Çanakkale destanıyla karşılaştıralım. Aşağı yukarı üslup, ruh, oradaki ifadeler, tavırlar, ideolojisi hepsi Çanakkale destanındakini andıran bir yurtseverlik destanıdır. Ve Türk kelimesinin geçmesi şart değil. Baştan aşağı o bizim o zamanki istiklal ruhumuz, bağımsızlık isteğimiz ve Türk milletinin zincire vurulamayacağı, hangi çılgın beni zincire vuracakmış şaşarım. Yani o nereden biliyorsun onun Türk milleti için yapıldığını? Onu sen söylüyorsun. Ben de diyorum ki bunun Türk milletiyle hiçbir alakası yok. Çünkü biz o sırada Kürtlerle savaşıyorduk. Bu savaşta bunu Kürtlere, bakın millet, devlet de yok. Bir federasyon teklifi vardı. Bunu anlatıyordu. Biz bir şekilde Kürtleri ikna etmeye çalışıyorduk. Burada. Bu marşta böyle bir ikna gayreti yok. Bu marşta bir milli heyecan var, ifade var, istiklal arzusu var, kararlılık var, meydan okuma var. Ve Mehmet Akif'in üslubu var. Ve bir de şöyle, bir tek Yalçın Küçük bu marş Mehmet Akif Ersoy'un diyor ama 80 milyon insan İstiklal Marşı çalındığı zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz ve yalnız bugün ayağa kalkmıyoruz. 1920'den bu yana asla yani, doğru değil bu söylediklerin. Hiç hala doğru değil. Bakın nasıl doğru değil. Olur mu efendim, ben size söylüyorum, siz beni dinlemiyorsunuz. Bu marşı Mustafa Kemal'in zamanında pek okunmadı. Hayır. Başka marşlar da vardı. Bir
ondan sonra gayet kanunla, açık. Mustafa Kemal'in Türkiye'nin başında olduğu bir tarihte kanunla bu İstiklal Marşı kabul edildi. Evet. O zaman da Mustafa Kemal Paşa meclisin reisiydi ve aynı zamanda Heyeti Vükela reisiydi. Yani onun lideri olduğu devlet bu marşı, efendim, İstiklal Marşı olarak siz kabul etti. Siz çok beğeniyorsunuz. Hayır, kanuna geçiyoruz. Bir noktayı söyleyeyim. Bakın. Ama anlayamadım. Hepiniz İnönü Zaferi'ne inanıyordunuz. Yalçın Küçük yoktur dedi, şimdi inanmıyorsunuz. Niye inanmıyorum? O sizin görüşünüz. Olur mu efendim? Kimse inanmıyor. Siz de ona inanıyorsunuz. Kimse inanmıyor. Efendim. Benim söylediklerimin hepsine inanıyorsun. Ben şimdi izin verin. Bunları bu kadar şey yapmayalım. Ben söyleyeceklerimi yapmıyorum. Daha ben söylemedim bir şey. Peki. O zaman şunu da okuyalım. Sayın Perinçek söylesin. Sonra tabii, okuyalım. Vaktimiz var. Yani şimdi Türk milleti 1921'den bu yana İstiklal Marşı olarak bunu benimsemiş. Meclisten kanunla geçmiş. Mecliste hiç kimse bu Mehmet Akif Ersoy'un, Mehmet Akif'in değildir dememiş. Atatürk o zaman meclis başkanı, Atatürk o zaman Bakanlar Kurulu Başkanı, Hükümet Başkanı ve hiçbir böyle bir tartışma olmamış. Bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir iddia yok. Şimdi Yalçın arkadaşımızı da dinledik, hiçbir ciddi kanıtı yok, hiçbir şey yok. Yalnız işte korkma sözcüğü bir maçta olmaz, efendim o maçta var. Benim söylediklerimi doğru söylemiyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Bir tek gün Mehmet Akif ben bunu yazdım demedi. Demesine gerek yok efendim. Bir dakika. Ha aramızda nedir? Ha bir tek günü ne demek öyle? Ve bu maçtan sonra Türkiye'yi terk etti. Bu başka ne demek başka şey? Hocam izninizle. Affedersiniz. Yani ben yazdım demesine gerek yok. Ben de hiç olur mu efendim? O zaman ben yazdım diyorum. Öyle şey olur mu? Hayır efendim. Şimdi ben Yasin Hocam. Ben hiçbir zaman herhangi bir kitabım hakkında bugüne kadar ben yazdım demedim. Yani evet, ben de başlıyorum. Hiçbir yazar, buyurun. Hiçbir yazar ben yazdım bu kitabı. Zaten ben o birinci tekil şahıs Mehmet Akif'e yabancı bir olay. Yani Mehmet Akif birinci tekil konuşan, ondan sonra erdemli bir insan, faziletli bir insan, ben yaptım, ben yazdım, ben diyecek bir adam. İzin verirseniz ben Yalçın hocamızın mantığını devam ettirip yürütüp anlamadığımız bir şeyi soracağım. Eğer buna yanıt verirse belki biraz daha ikna olma yoluna gireriz. Eğer bir eserin sahibi ben yazdım demek zorundaysa, o zaman Sayın Küçük'ün iddia ettiği gibi Bayur ve Ertegün'ün de ben yazdım demiş olması gerekir. Onlar yazdı diyorsunuz. Bayur ve Ertegün bunu ben yazdım diyor mu? O oturdukları yerde, Taceddin dergahında hepsi. Bayur'un ben yardım ettim, ben yazılmasına yardım ettim sözü var. Ben yazdım tabii, var mı? Nerede var? Nerede söylüyor bunu? Yani, nerede söylüyor? Burada kitaplarında. Fazla uzattık bunu. Ben memnunum sözlerinizden. Hayır efendim. Ben sizden. Ben şurayı okuyayım bitirelim. Bakın, siz söyleyin. Hikmet Bayur, Hikmet Bayur'un 12 ciltlik. Kimin? Hikmet Bayur'un İnkılap Tarihi kitabı var. Böyle yeşil 12 cilt toplam. Bazı ciltleri 2-3 parçaya bölmüşler. Koskocaman bir İnkılap Tarihi var. Ve burada bütün Türk devrimini baştan almış. Ve İstiklal Savaşı dönemi ve sonrası da var. Buraların hiçbir yerinde Hikmet Bayur, efendim İstiklal Marşı'nı ben yazdım veya Mehmet Akif yazmadı. Böyle iddialar yok. Türkiye'de hiç böyle bir iddia yok. Sonra kanuna geçmiş. Efendim şimdi kanun çıkmış. Mehmet Akif. Türkiye'de o kadar çok kanun var ki. Evet devam edin. Hayır şimdi hayır, Mehmet bırak, Akif bunlar, bunu bırak, yazdı bunları, diye kanun. Siz bayılmışsınız Mehmet Akif'e ve hayır, öyle diyorsunuz. Güzel kardeşim ben sana şunu söylüyorum. Mehmet Akif'in bütün yazdıkları böyle şeyler olmaz. Efendim üzüldüğü için mecliste okunurken kaçtı gitti. Ondan sonra ben yazmam bulunmadı. Parasını almadı. Hiçbir zaman bu benim eserimdir diye kitabını almadı. Bu Mehmet Akif'in yazmadığının kesin. Hayır efendim. Hiç bununla alakalı. Zabıtlara geçmiş. Bütün Türkiye Mehmet Akif diye biliyor. 79 yıl oradan 16'da buradan 95 yıldır Türkiye bunu ayakta
Mehmet Akif yazdığını bilerek söylüyor. Kitaplarda, kanunlarda bu var. Bunun aykırı hiçbir kanıt, delil, bir şey yok. Peki, ben evet, varım. Tamam. Bana güvenmiyorsunuz, yani bu, güvenmeyin. Ben bitirdiğiniz zaman yani şunu okuyacağım. Biz bilime ve gerçeğe güveniyoruz. Yani, evet. Evet. Ama ben yani ikincisi yani oradaki üslup, eda, tavır hepsi Mehmet Akif'in diğer hiç alakası yok. Devam, ben devam. Mehmet Akif'i çocukluğumdan beri okuyorum. Safahat'ın eski basımı var, yeni basımı var. Onu da söyleyeyim. Tam bir Mehmet Akif üslubu var orada. İdeolojik olarak da Mehmet Akif var ve bütün bunlar yanında yani hiçbir ciddi delil yok. Onun için bunun tartışılması bile yalnız. Yani Türkiye'nin bazı değerleri var. Devamlı onları sarsarak, onlara savaş açarak hiç kimse bir şey nam ün kazanamaz yani. Ya ben size bunun Türkiye'nin değeri olmadığını söylüyorum. Benim söylediğim siz bu. Siz söylüyorsunuz ama yapayalnız kalırsınız. Evet, bugün evet. Bakın Türkiye'de 80 milyon insan arasında İstiklal Marşı ile ilgili bir anket yapalım. Türkiye'nin değeri olmadığını söyleyen sizinle beraber işte olur, birkaç yüz kişi çıkabilir. Tamam. Yani sizin söylemenizin burada fazla bir değeri olmuyor. Yani İstiklal Marşı bizim büyük değerimizdir ve bizim milli marşımızdır. Hepimizin büyük saygı duyduğu bir marştır. Mehmet Akif de önemli bir şairimizdir. Onu da söyleyelim. Namuslu bir adamdır. Halktan yanadır. Yani yoksuldan yanadır. Eve geldim dediler. Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Hammal şiirleri falan. Abdülhamit'le mücadele etmiştir. Yani Mehmet Akif'in bir de devrimci mücadele tarihi var. Abdülhamit'e zangoç diyen, kafa tutan, yoksullardan yana olan, halktan, milletten yana olan, kalkmış İstanbul'dan Ankara'ya geçmiş, İstiklal Savaşı'na katılmış. Yani o bakımdan Mehmet Akif bizim büyük değerlerimizdendir. Bir katkıda bulunayım hocam. Başta ben bu işin böyle gideceğini tahmin ettiğim için demiştim ki hepimiz bu program formatını biliyoruz. Ceviz kabuğu yakan topların atılarak bazı iddialarını ortaya sürülerek kanıtsız bırakıldığı bir yer değil. Biz burada her şeyi konuşabiliyoruz 22 yıldır ama kanıtlarını istiyoruz. Bu programın en önemli şeyi bu. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama kanıtınız varsa. Şimdi bakınız iki izleyicimizin görüşüne değinmeden evvel siz profesörsünüz. Asistanlarınız size çeşitli zamanlarda katkıda bulunuyor. O zaman biz de diyebilir miyiz ki Yalçın Küçük'ün kitaplarını asistanları yazdı. Efendim Bayır'ın Taceddin dergahında biz ona yardım ettik demesi kendisi yazdığı anlamına gelmez. Size yardım eden asistanlarınız... Yani onun dediğini nereden biliyoruz? Yalçın söylüyor bizim ama onun dediğine dair bir şey yok. Sevgili orada. Yener Güneş'in gönderdiği bir tweet mesajı var. Diyor ki, İstiklal Marşı Sebilür Reşat'ta Mehmet Akif Ersoy'un kendi imzasıyla yayınlanmıştır. O nüshaya bakınız diyor. Kaynağını da vermiş. Sebilür Reşat'ın 18. sayısı 18 bölü 468 sayfa 305 diyor. Kaan isimli izleyicimiz diyor ki, Orhan Karaveli, annesinin İstiklal Marşı'nı evlerinde misafir olan Mehmet Akif'ten ilk dinleyen kişi olduğunu ceviz kabuğunda açıklamıştı diyor. Efendim doğru bunlar da bence yanlış, ama gereksiz. Yani, neden ama gereksiz biliyor musun? Kanunla çmış, kanuna yazılmış. Efendim Sebilur Reşat'ta yani çmış. Bu da yok. Kanunları bunlar falan şey yapmıyor. Kanunla koskoca bir meclisten kanunla İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul edilmiş. Koskoca bir meclis ve bütün mebuslar kalkmış, ayakta dinlemişler. O zaman bestesi yok, okunmuş, dinlemişler vesaire. Artık Sebilur Reşat'mış, bilmem neymiş, efendim bir hanımefendi tanıkmış. İki soru söyleyeceğim, başka bir de yani, benim sorduğum bir soruyu soruyor izleyicilerimiz. Tabii. Diyor ki, madem diğer böyle hocamızın iddiası doğruysa, diğer iki kişi niye biz yazdık diye söylememiş. Yani onları tutan mı oldu, onları tehdit yeteri mi? Yeteri kadar söylediler. Öyle tamam, mi? Bırakalım. Ben bir şey söyleyeyim. Bakın güzel kardeşlerim. Siz kanıt mı istiyorsunuz? Evet. Siz Ekmelettin'i bilir misiniz? Bilirim. Kimdir Ekmelettin? Benim maceram vardır Ekmelettin Beyefendi Hazretleri için. Ekmelettin'in biliyorum. Ömrü kimin yanında geçmişti? Soyadı ne Ekmelettin'in? İhsanoğlu. Onu kastediyorsun değil mi? İhsanoğlu kimdir? İhsanoğlu Mısır'da. Mehmet Akif'in yanında oldu. Türkçe mealini yazan... Hiçbir şey yazmamıştır. Hiçbir şey. Bunları da söylemeyeyim. Ben ondan bakın. Şey değil. Hiçbir şey yazmamıştır. O tür şeyler. Hiçbir şey yazmamıştır. Peki, siz devam ediyorsunuz onu söyleyeyim. Devam. Peki siz bu Ekmelettin de biliyorsunuz da. Ekmelettin bir ara Cumhurbaşkanı adayı oldu. Hı. Değil mi? Evet. Mezarları da geçiyordu. Orada bir mezara gitmişti.
Mehmet Akif Bey'in Cenk Marşı bu dedi. Değil mi? Ve onun üzerine de bizim bir büyüğümüz var. Tayyip Bey. Adını biliyor musunuz? Tayyip Bey de şuna bak dedi. Değil mi? Bu adama bak, İstiklal Marşı'nı bilmiyor dedi. Dedi mi? Gazete okuyor musunuz? Yazdığınızı biliyorum. Ne demektir bu? Yani İhsanoğlu'nun bir oğlu, onunla büyümüş bir adam İstiklal Marşı'nı gördüğü zaman Cenk Marşı diyor. Türk. İstiklal Marşı'nın olmadığını, yani aile bilgisi olarak Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yazmadığını Ekmelettin biliyor. O yüzden mi MHP'den milletvekili oldu hocam? Kime? Şimdi o tarafı beni ilgilendiriyor. Bir de şunu İstiklal okuyayım. İstiklal Marşı'na sahip çıkan MHP'den onun için milletvekili oldu. Buyurun, siz okuyayım. Öyle devam edin, inanın. Türkçe, ben size şey değil, inanın. Bir de bunu okuyayım. Zayıftı, bir de bunu okuyayım. Buyurun. Gayet güzel. Türkçe, güzel Türkçeyle. İstiklal Marşı'na itirazlar. Bu adamın işi, Beşir Bey'in, özür dilerim. Tek işi benim söylediklerimi. Korkma oradan gel. Çünkü korkmanın olmadığını ben yazdım. Şimdi böyle diyor. Cevap mı vermiş size? Evet, şimdi bakıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Dikkat, bakıyoruz. Ben güldürüyorum biraz. İstiklal Marşı'na itirazlar. İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edildiği oturumda Kütahya mebusu Besim Atalay dildi. Bey tarafından gerçek bir milli marşının Fransızların marsiyesi gibi kendiliğinden birdenbire doğması gerektiğini, ısmarlama şiirlerle memleketin verecek parası olmadığını ifade etti. Besim Bey destekleyen Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey'e göre de bu marş milletimizin ruhundan doğma bir marş değildir dedi. Güzel. Amrullah Sufi Bey o sırada yeni Milli Eğitim Bakanı olmuştu. Çünkü daha önce Rıza Nur'du. Cevabı konuşmasında Besim ve Tunalı Hilmi Beylerin fikirlerine katılmadığını ifade etmiş. Tırnak. Senelerden beni en yüksek ve ilahi bir belagatla yazan Mehmet Akif'in bu konudaki hassasiyetini dile getirerek tırnak yazmaktan çekinmesi, bazılarının hatırına para gelir diye korkmasındandır ve onu binaen yazmamıştır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı diyor ki Mehmet Akif yazmamıştır bunu diyor. Daha deli mi istiyorsunuz bana? Devam da ediyorum. Devam ediyor. Bu sözleri dikkat çekiciydi. Tırnak. Bahsus arkadaşlar ısmarlama sözü ve halkın tercüman olmaz sözü yanlıştır. Çünkü halkın mümessilleri olan sizlerin huzurunda okuma şiirinin devam ediyorum ve burada sonunda diyor ki Milli Eğitim Bakanı bu nedenlerle diyor Mehmet Akif yazmamıştır diyor. Buyurun. Alabilir mi? Buyurun. Efendim, o Milli Eğitim Bakanı orada ayakta o şeyi dinledi, şiiri. Ve oy verdi ve onun oyuyla kabul edildi. Yani o Abdullah Supi Tanrı Ever daha sonra o mecliste vardı ve onun... Tamam efendim, evet. Siz öyle inanın. Tamam. Size de böyle rahatlık lazım. İçinde Türk olmayan, içinde mabet olan, içinde bayrak olmayan, içinde daima her gün göstereceğim bir bayrak gün... Bayrak olmaz olur. İşaya kitabından alınma. Ay var, alınma. Yıldız var. Yıldız, işte söyledi Yıldız. Bakın bayrak imgesiyle başlıyor zaten. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Bakın bayrakla başlıyor. Nerede bayrak orada? İşte yüzen alsancak, şafaklarda yüzen niye alsancak. Niye sancak diyor? Sancak. Alsa. Efendim şimdi... Tamam geçelim, siz bunu çok sevdiniz. Ben sizin vaktinizi alıyorum. Ben sonucu aldım. Hayır, sancak sözcüğünü seçebilir. Olur mu efendim? Olur mu efendim? Ben buraya yazarak geldim. Sancak olur mu? Niye olmasın? Çeviri bozukluğu var. Bunu bileceksiniz. Aman efendim. Kafiye tutturma geçin. Sövmeden yurdumunuzu. Sancak olur mu? Bakın böyle bir tamamen Türk diyor. Üstadım, ben size diyorum ki kafiye tutturma.
Mehmet Akif yazmadı bunu diyorum. Adam ben yazmadım diyor. Siz kafiye tutturuyorsunuz. Adam yazmadı bunu diyor. Hangisi buralarda da öyle diyor. Kim yazmadım diyor. Kim? Mehmet Akif mi yazmadı? Mehmet Akif okunurken gitmedi. Katılmadı. Okumadı. Bakın, elini almadı. Olur mu efendim? O bir kişilik, onun bir karakteri, kişiliği var. Biz o yani, kişiliği de çok peki, sevmiyoruz. Bakın kim sevmiyor? Kim sevmiyor? Bir, Fikret. Tevfik Fikret. İki, Sabiha. Üç, Yalçın Küçük. Ömürleri bu gerici Türkiye'yi bırakıp Mısır'a gitmiş adamla mücadele. Vallahi bu mücadelenin devamıdır. Tevfik Fikret. Suçlamasını hiç doğru bulmuyorum. Mehmet Akif gerici falan değil. İstiklal Marşı'na kelleyi koltuğa alıp istiklal... Nereye koltuğa almış? Ankara en temiz bir yer. Ondan sonra... O savaş kaybedildiği zaman hepsi onların... Ama bırakın artık edelim. Tamam ben sizi dinledim. Tamam. Ben bunu söylüyorum. Ben sizin bu cevaplarınızdan ikna oldum. Başka konulara geçelim. Geçelim. Bakın şimdi Yalçın burada ben sizi dinledim diyerek ne kadar hakikate aykırı konuşuyorsan o İstiklal Savaşı marşı konusundaki iddiaların hepsi de hakikat dışı. Hep burada daha hepimizin yaşadığı bir olayda bile hakikati konuşmuyoruz. İşte efendim ben size söylüyorum. Siz bana şunu söyleyin. Sefahatler yok. İstiklal Marşı mecliste okunurken kaçtı. Bunların hiçbiri utandığı için. Hiçbiri kanıt değil. Hiçbiri kanıt değil. Koskoca bir meclis, koskoca bir devlet, hükümet, bir devrimci yönetim. Ondan sonra onlar kabul ediliyor. Kimse itiraz etmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bak burada vallahi sen Kazım Paşa'nın mektubu var. 1922 böyle marş olmaz diyor. O başka onu mesele. Gelin size beğenmeyebilir. Bak bakın şimdi reklam arasına gideceğiz. Bağlayalım sözlerimizi. Şiir değerini tartışmıyoruz. Burada o evet. Mehmet Akif'in yazıp yazmadığını siz başka tarafa kaydırmıyorsunuz. Yani sayın Küçük siz ona bakarken reklam arasına gideceğiz ama benim söylediklerime biraz geç ikna oluyorsunuz. Tamam ben memnun oldum. Tamam. Peki. Tamam, peki tamam, başka tamam. Konuya geçelim. Türküz tamam, ya. Tamam. Bir evet. İdrak Türk. Valla senin bu iddiana hiçbir zaman kimse ikna olmayacak. Tamamen uydurma bir iddia. Valla çok ikna yani, olanlar var. Bırakın uydurma. Siz de olmayın. Olabilir. İkna olanlar olur olmayan olur ama biz burada kaynaklara bakıyoruz. Bakın orada var. Kaynaklara orada bakıyoruz. Siz hocam. Peki biz de kendi kendinize bugün yatınca bu Ekmelettin niye İstiklal Marşı'nı görür görmez Cenk Marşı demiş. Yani o Türkçe bilmiyor ki. Çünkü Ekmelettin aile bilgisinden şunu alır. Mehmet Akif'in öyle bir İstiklal Marşı yoktur. Bundan daha iyi size ispat olamaz. Hocam şimdi ben burada konuşmacı değilim ama konuşturacaksınız. Öyle bir provokasyona gelip de hani konuşmayacağım deyip konuşan insanlardan da değilim ama şunu söylemem gerekiyor. Kamuoyu önündeyiz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası da Atatürk'e düşman olan birisiydi. Ben Ekmelettin İhsanoğlu için o zaman program yaptığım kanaldan bir celsede ayrıldım arkama bakmadan. Ekmelettin İhsanoğlu'nu savunmuyoruz ki. Ekmelettin İhsanoğlu'nun çalıştığı, yazdığı tarih dergilerinde Atatürk'e ne tür hakaretler yapıldığını o zamanki ceviz kabuğunda belgeleriyle göstermiş bir insanım ben. Çok teşekkür ederim. Ekmelettin İhsanoğlu tamam, bizim için yeter. Kaynak tamam, değil tamam, ki. Tamam. Ekmelettin İhsanoğlu kaynak değil. Ekmelettin İhsanoğlu isterse burada çıksın söylesin, isterse dava açsın söylesin. Herkesi kandıran bir insandı. Gitti CHP'den Atatürkçü pozuyla CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı oldu. Biz Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz diye denize düşen yılana sarılır gibi Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermek zorunda bırakıldık. Ben oy vermedim Ekmelettin İhsanoğlu'na. Babası Atatürk düşmanı, tescilli Atatürk düşmanı birisi. Benim kahramanım babamdır diyen bir Ekmelettin İhsanoğlu'nu bana kaynak olarak gösteriyorsunuz. Hayır, asla kabul değil, etmem. Bakın şimdi kaynaklı değil abi. Yalçın arkadaşın söylediğinde Mısır'da Mehmet Akif'in yanından ayrılmayan insanın sizin deyiminizle Atatürk düşmanı olduğunu göstermiş. Benim deyimimle değil, kendi deyimiyle. Kendi sözleri var. Kendi ben sözleri bunu var. Ben şöyle buyurun. Bir şey ekleyeyim. Bunu söylüyorum. Şimdi demin okuduğu Cenk Marşı demiş. Müsaade misin? Tabii. Şimdi tabii.
Orada Ekmelettin İhsanoğlu İstiklal Marşı'nı veya Cenk Marşı'nı Mehmet Akif yazmadı demiyor ki. Demiyor. Buna Cenk Marşı Cenk diyor. Diyor. Onun Türkçesi öyle işte. O tamam, öyle de diyebilir. O, ayrıca, ama tamam efendim, yani o bir kanıt değil. Çünkü neyi tartışıyoruz? İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazmadı diyor. Ekmelettin İhsanoğlu İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazmadı dememiş. Demiyor. İkincisi dese ne kıymeti var? Tabii kaynak ne kıymeti var? Yani koskoca meclis kabul etmiş. Türkiye 80 yıldır, 90 yıldır, 95 yıldır ayağa kalkıp onu Akif'in İstiklal Marşı diye bütün millet ayakta söylüyor. Kanunlara geçmiş. Ben size okuyorum. Söylemeyenler var. O mecliste bu olmaz diyenler bakın, var. Getirdiniz. Hem de çok önemli. Bakın, kültürlü. Şimdi ama bakın orada diyor ki. Ben orada söylüyorum. Kürtleri kandırmak için bakın, yapıldı bu. Peki reklam sonrası devam edeceğiz. Tamam. Çok güzel. Bir şey yapayım. Getirdiği kanıtlar İstiklal Marşı'nı bazıları beğenmemiş. Besim Atalay falan. Olabilir, beğenmeyebilir. Burada beğenilme, beğenilmeme pek çokları, onu konuşmuyor. Milli değil diyorlar. Diyebilir. Ümmetçi biz onu diyenler tartışmıyoruz. Var. Bakın, o başka bir tartışma. Milli mi değil mi onu tartışabiliriz. Evet, ama şey. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif yazdı. Evet, şunları söylüyorum. Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Süremiz geçiyor. Yalçın Hoca'nın Hürriyet Gazetesi'nde Beşir Ayvazoğlu'nun yazdığı yazıyı kaynak diye az önce gösterdi. Hocam bir alayım dedim. Aldım bakıyorum şimdi yazıya. Hocamız yazının sağ alt tarafını bize okuyor, sol tarafını okumuyor. Mesela sol tarafında Mehmet Akif Ersoy ölümünden kısa bir süre önce birkaç gazeteciyle yaptığı söyleşi var. Orada Mehmet Akif Ersoy şunları söylemiş. Hocamızın kaynak diye gösterdiği, hocamızın sevdiği dille söyleyelim. Paper'da, gazetede şunlar var. İstiklal Marşı bir daha yazılamaz demiş Mehmet Akif Ersoy. Ben de bir daha yazamam demiş. Diyor ki ben de bir daha yazamam. Yani yazmış bir daha yazamam demiş. Başka bir yerde ara başlık var. Akif mecliste okunurken İstiklal Marşı mahcubiyetinden yani o kadar alçak gönüllü mahcubiyetinden meclisten gitti diyor. Ayrıca şunu hatırlatalım. Ben burada İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy yazdı yazmadı tartışmasının bir tarafında değilim. Neredeyim peki? Kanıtlarıyla gerçek neyse onu ortaya koymaktan yanayım. Burada şunu hatırlatalım. Bu yazıda da var. İstiklal Marşı'yla ilgili çok sayıda başvuru oldu. Yarışma açıldı biliyorsunuz. Onlar beğenilmeyince Mehmet Akif Ersoy'a gidildi. Bunu hepimiz biliyoruz. İsmarlanma lafı oradan geliyor. Evet. Eğer Münir Ertekin ya da Hikmet Bayır bunu yazdıysa o yarışmaya onlar da katılırdı. Onların yazdığı kabul edilirdi. Burada hiçbir beis yok. Ama hocamızın böyle bir tartışma açmasından çok mutluyum. Memnunum. Az sonra buradayız. Sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Sizlerden gelen birinci bölüme ilişkin yoğun mesajlara, iletilere çok teşekkür ediyoruz. Heyecanla izliyorsunuz. Genelde bir oranlama yaparsak ne olduğunu görüyorum ama söylemeyeceğim. Belki programın sonuna doğru söyleriz. Programın gidişatı ve konuklarımızı etki altına almasın diye söylemiyorum ama çoğunluğun hangi görüşte olduğu belli burada. Açıklamalar karşısında ikna oldunuz mu olmadınız mı onu görüyoruz. İlginize çok teşekkürler. Gündemde çok önemli konular var. Zaten her iki konuğumuz da bu Mehmet Akif İstiklal Marşı konusunu yeterince konuştuk. Herkes söyleyeceğini söyledi tabii. Görüşünde. Bir şey ilave edeceğim. O bir orada kalmaz iki olur hocam. Hayır çok basit. Yani bir şöyle de. Peki, bir olsun. Şunu söyleyeceğim. Yani güzel bir İçinde Türk sözcüğü olmayanı ben kabul etmiyorum. Böyle söyleyelim. Marşım olarak kabul etmiyorum. Siz Türkçü müsünüz? Dakika, İçinde illa Türk mü olsun istiyorsunuz? Şunu söylüyorum. Kazım Karabekir Paşa, Doğu Komutanı 1922 yılında Başbakan'a o marş olmaz, şudur marş gönderiyor. Bir okuyalım şöyle bir güzel. Kazım Karabekir'in İstiklal Marşı teklifi bu. Yani onu kabul etmiyor 1922-21 diye. Ya istiklal ya ölüm. Vatanım, milletim, sancağım, evim. İstiklalsiz yoktur yerim. Zincir vurdurur mu Türkler boynuna? Varlığı fedakar vatan yoluna. Biz tarihin Türk dediği yılmaz milletiz. Hür yaşar, hür ölür. Nurlu ümmetiz. Bu da istiyor. Bitti. Bu kadar.
Peki. Kadar. Yeni ben konuya geçiyoruz. Memnunum. Gördüğümüz kadarıyla orada da ümmet sözü var. Orada da bayrak yok, sancak var. Bir de Türklük geçmiş. İzleyicilerimiz tamam, şunu güzel, soruyorlar. Güzel, Yalçın güzel. Küçük hocamız Türkçü mü ki milli marşımızda Türklüğü arıyor diye soruyorlar. Onu sorduk, geçiyoruz yeni konuya. Cevap vermek ister misiniz kısaca? Hayır. Ben Silivri'deyken başsavcı neydi? Zekeriya. Hayır, yani başsavcı dediğim şey cezaevi. Pek güzel. Mehmet Ali pek güzel bir öneri yaptı. Mahkemeye Yalçın Küçük Kemalist mi komünist mi tartışalım, mahkeme karar versin, bunlar önemli şeyler değil. Ondan sonra Türkçü müdür? Ben bazılarını Türkçü kabul etmem. Ondan sonra onlar sizi sordular, bazılarını değil de sizi soruyorlar. Kimi? Sizi, Türkçü müsünüz diye başkalarını sormuyorlar. O da tarifimi söyleyeyim mi, herkese söyledim. Tabii. Irak'ta, şurada burada Türkler ölürken ağlamayan adamları ben Türkçü saymam. Siz ağladınız mı? Tabii. Türkçüsünüz yani. Bilemem. Annem peki. Öyle yetişti. Peki. O taraf önemli değil. Ana ben bunu yaptım. Bu tartışmadan son derece memnunum. Ne yapmış olduk biz burada? Sizin riyasetinizde, başkanlığınızda, çok değerli Doğu Perinçek'in önünde bu İstiklal Marşı'nı tartıştık. Ben bazı söylediniz, görüşler söyledim. Cevap aldınız. Evet. Ben sonuçlardan memnunum. Benim görüşlerim yavaş yavaş insanın içine işler. Bugün de işleyecektir. Memnunum. Sağ olun. Daha ne oldu? Yıllardır bekliyoruz Yalçın hocamızın görüşleri insanların içine işlesin diye ama pek göremedik. Tamam, şimdi tamam, iki tamam. Amerikan Büyükelçisi'nin Ankara'da görev yapan iki büyükelçinin Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin açıklaması bugün medyaya düştü. Bu konuda değerlendirmenizi alayım Sayın Perinçek. Evet. Bir kere bu küstahça bir açıklama. Biz Türk milleti olarak ve onun aydınları, öncüleri, Vatan Partisi olarak Amerikalı büyükelçilerin veya yabancıların Türkiye'deki yönetimle ilgili bu şekilde istifa davetleri falan bulunmalarını nefretle karşılıyoruz. Bunu küstahça, haddini bilmez bir tavır olarak görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ı Türk milleti yıkacaktır. Amerika'nın yıkmasını da Türk milleti izin vermez. Amerika olsa olsa Tayyip Erdoğan Türkiye'yi terk ederken bir uçak yollar, onu Amerika'ya kaçırabilir. Onun ötesinde Amerikalıların Türkiye'de hükümet tayin etme, yönetimi belirleme, efendim Cumhurbaşkanı'nı tahtından indirme vesaire böyle bir yetkileri yoktur ve yapma şansları da yoktur. Yani Amerika kaybetti. Suriye'de kaybetti. Türkiye'de de hendeklere gömülüyor. PKK bugün hendeklere gömülüyor ve o hendeklere kendi piyonları hendeklere gömüldüğü için hezeyan içinde o büyükelçiler. Türkiye'de de kaybettiler. Bunu nefretle karşılıyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Tayyip Erdoğan'ı Türk milleti önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Tahtından indirecektir ve Amerika'nın da yapacağı şey Tayyip Erdoğan'ı alıp Amerika'ya götürebilirler. O kadar. Bu açıklamayı niye yaptılar acaba? Tabii, bu şimdi, Amerikan iktidarına şimdi şunun için yaptılar. Amerika kaybetti. Bakın hendeklere gömüldü. Amerika Türkiye'nin üzerine PKK'yı sürdü. Ve Fethullah Gülen'i sürdü Türkiye'nin üzerine. Yani Cumhuriyet'in üzerine Fethullah Gülen'i sürdü. Vatanın üzerine de, vatan bütünlüğünün üzerine de PKK'yı sürdü. Her iki cephede de kaybetti. Bu da bizim büyük mücadelemizin ürünleri, sonuçları. Yani Fethullah Gülen'le 40 küsur yıldan beri o terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bunun bir Amerikan gladyası olduğunu, Türk polisinin yargısının içine yerleştirildiğini koyuyoruz. Yine PKK'nın Amerika'nın stratejik piyonu olduğunu 1991 yılında Körfez Savaşı'ndan bu yana sapladık. İşte apaçık ortaya çıktı stratejik piyon. Şimdi stratejik piyon hendeklere gömülüyor. Amerika ciyak ciyak bağırıyor. Fethullah Gülen duvarların arasına atılıyor ve kaybediyorlar. Onun için bu tamamen kaybeden Amerika'nın sinirlerinin bozulmasının sonucu olan bir çıkıştır ve bunu Türk milleti olarak kabul etmemiz mümkün değil. Amerika Türkiye'de kaybetti. Amerika bundan sonra göreceksiniz Türkiye'de hükümetler belirleyemez. Bundan sonra Türkiye'de kurulacak hükümetleri artık Amerika tayin edemeyecek. Bu beyanlar da bu zavallılığın getirdiği ortamda tepkilerden başka
bir beyan değil. Ya aslında bir yerde Amerika'dan gelen bu ses PKK'nın sesi mi? PKK'nın sesi değil. Çünkü Amerika onun efendisi. PKK'nın sesi değil ama piyonları sahibinin kaybetti. Sahibinin sesi. Piyonları kaybetti, sahibinin sesi. Yani Fethullah kaybetti, PKK kaybetti. Sahipleri şimdi burada Türkiye'nin yönetimiyle ilgili bu şekilde küstahça açıklamalar yapıyorlar. Onu görmemiz lazım. Ama şu bakımdan çok önemli. Önümüzde çok ciddi bir ekonomik sarsıntı gözüküyor. Yani bugün borçlanma ekonomisi iflas etmiştir ve çok ciddi büyük dalgalanmalar olacak. Halk hareketleri olacak, emekçi hareketleri olacak, üretici, çiftçi hareketleri vesaire olacak. Amerika'da şimdiden o hareketlerin içerisinde sızma, kendisine bir mevzi yaratma ve Türkiye'nin geleceği üzerinde etkili olma senaryoları kendisine göre yazıyor. O bağlamda da bu açıklamalar değer kazanıyor. Evet. Peki. Sayın Küçük, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, neresinden başlayabiliriz? Ben biraz daha yumuşak bir dil kullanayım. Bu savaşın, yani Hendek Savaşı'nın Kürtlerin belini kırdığına inanmıyorum. Kürtleri yendiğine de inanmıyorum. Kürtlerin moralini bozduğuna da, savaş bunu burada ulusal kanaldaki programlarda çok kitapları da getirerek söyledim. Savaş karşı tarafın moralini ortadan kaldırmak, teslim almaktır. Şu anda bizim görebildiğimiz böyle bir durum yok. Bir de Osman Pamukoğlu'nun söylediği gibi öyle karşı tarafın, düşmanın teknik terimleri kullanıyorum, belini de kırmamıştır. Öyle bir şey de yok. Şu anda benim görebildiğim, bugün dünkü çıkan şeylerde de, Hürriyet'te buradaki şeylerde de var. Kürtlerle Suriye'de işbirliği yapmak için Amerika kesin kararlı görünüyor Kürtlere. Aynı şekilde Rusya'da gidiyor. Yani benim böyle şey yaparak yakın bir zamanda Orta Doğu çok değişmiştir. Birçok şey değişmiştir artık. Şurada Edelman Abramovich'in 2013 raporundan önce söylemiştim. Her şey değişti. Şimdi Doğu kardeşim diyor ki hakaret ediyor diyor. Eder. Gücü varsa hakaret eder. Kabul edersiniz. Ama 2013 raporundan sonra bu iki insanın ben biz çıkacağız dedim. Demin de söyledim. Biz çıktık. Bizi çok açık olarak hapishanede, bunları açıkça söyledim, yazdım. Evet, bizi hapishanede Anayasa Mahkemesi çıkarttı. Anayasa Mahkemesi de Obama tarafından buradaki adamları vasıtasıyla harekete getirildi. Biz çıktık. Ben televizyonlarda da söyledim. Duvarları yıkarak çıktık. Bakın biz, bizi Obama öyle, falan biz, çıkartmadı. Biz duvarları yıkarak önüne dünya tarihinde görülmemiş 70 bin, 80 bin insanı yığdık hapishanenin içeriden. İlk girdiğimizden beri ne dedik oradaki hakimlere? Biz çıkacağız, siz bizim hücrelerimize gireceksiniz dedik. Ve şu anda beni tutuklayan hakim, reis benim hücremde yatıyor. Yani bizi birileri çıkartmadı. Biz mücadele ederiz. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii, biz Fethullah Gülen tarafından çıkartıldık. Bunu açıkça söyledim. Neden? Neden? Anayasa Mahkemesi'ne o hakimdi. Sizi içeri Fethullah Gülen tıkmadı mı? O da çıktı. Peki evet. Niye hem içeri attı hem çıkardı? O zaman Amerika'da bizim içeri girmemizi istiyordu. Bunları da her zaman söyledik. Bizim girişimizde tek başına orduyu istedim. Tasfiye ediyordu. Ve 2013'ten sonra çıkmamız gerektiğini, bir tek bizi Anayasa Mahkemesi çıkartabilirdi. Orayı kullandılar. Ama bunca yapılan mücadelenin hiç mi yani etkisi olmadan vardır, son... O da vardır. İzin verin. Bir. İkincisi ben bunları
bu kitapta Obama doktrini diye. Obama doktrini. Yani 11 Eylül 2014'te yazdığı doktrinde Türkiye'de birçok şey değişiyor. Bunu söyledim. Bir daha burada söyleyeyim. Artık 1947'deki Truman doktrininde ne oldu? Truman doktrinini Amerika aldı bir müddet sonra, bizim askerlerimizi yetiştirdi, şu yaptı, Kore Savaşı'na gittik, bizi bütün batıya tanıttı. 1947, bunu gayet açık olarak. Obama ise, bunu şu kitapta da var, başka bir şey yaptı 2014'te. Bugünkü Hürriyet'te, dünkü Hürriyet'te de olabilir. Tolga'nın yazısında çok açık olarak bu Amerikalılar bunları söylüyor. Gayet açık olarak ne oldu? Biz şu anda 2014'ten sonra Obama doktrini dediğimiz doktrinde Türkiye'de birinci planda biz değiliz, Kürtlerdir. Bizim Türklerin rolü ikinci plana geldi. Bakın, Suriye'de onlar şey yapıyor. Obama onları, asıl Putin onları şey yapıyor. Ve birazcık da çok gerçekli oldu. Putin uçaklarını, füzelerini kullandığı için bizim uçaklarımız, Türk kuvvetlerinin uçakları yerinden kalkamıyor. Yani hiçbir uçak. Buna herhalde hayır diyemeyiz. Çünkü yabancı gazeteler de söylüyor. Sizin uçaklarınız, biz Suriye'ye, Irak'a şimdilik bir takım yerlerde kullanıyoruz. Biz çok zayıf ikinci bir kavim haline geldik bu topraklarda. Dolayısıyla şunu da söylüyor. Benim anladığım, Doğu Perinçek gibi doğru değildir falandır demiyorum. Bütün bu söylediklerden sonra Tayyip Bey düşmüştür artık diyorum. Tayyip Bey'in sesi de kısılmıştır diyorum. Bakın ne diyor? İnsanları hapsediyor. Sonra yine Anayasa Mahkemesi garip bir işlemde bu insanları hapisten çıkartıyor. Tayyip Bey bu son mesajları aldı. Buna üzüldüm diyor. Eski durumu yok. 4-5 günde de konuşamıyor. Dolayısıyla başka bir durumdayız. Ha, güçlü devlet bunu söyler. Başka bir şey de olabilir. Alır, mahkemeye de götürebilir. Bu tür şeyleri de beklemek lazım. Yani bu da söyleniyor. Türkiye'de biz ne diyeceğiz? Neyi? Yani yabancılar içimizden ben alacak. Ben güzel kardeşim, Tayyip Bey'i mahkemeye verilirse bu kötü bir iştir demem. Tayyip yani Amerika Bey'i mı yargılayacak? Kim Tayyip yaparsa yapsın. Yani Amerika IŞİD'le, gelsin. IŞİD'le beraber savaşan insanları, Türkiye'ye IŞİD gömleğini giydiren insanlar düşerse ki düşecekler. Amerika düşürüyor diye. Ama bilmem hakaret ediyorlar mı? Hakarete dayan. Dayanma. IŞİD düşecek. Tayyip Bey düşüyor artık. Düşecek de kim düşürecek? Ha. Amerika mı düşürecek, Türk milleti mi düşürecek? Hiç orası önemli değil. Önemli olan çok düşürüyor. Önemli, çok önemli. Vahdettin'i İngilizler Türkiye'yi işgal edip tahttan indirirse başka. Bak güzel kardeşim, Atatürk indirirse başka. Gerçekçi ol. Bugün Tayyip Erdoğan'a karşı üçlü muhalefet var. Evet. Kimin muhalefeti? PKK, CHP, PKK falan Allah o savaş yapıyor. Hadi, bir, Cumhuriyet Gazetesi. İki. Ne gücü var Cumhuriyet Gazetesi? Bir dakika. Oo, her gün onlar. İki. Sözcü Gazetesi. Üç. Cumhuriyet Halk Partisi gazetesi. Evet. Üçü muhalefeti yapıyor Türkiye'de. Fethullah. Muhalefeti Vatan Partisi yapıyor. Bundan hiçbirinin yaptığı muhalefet. Yok, siz Tayyip Bey'e. Bak hikaye. Üzülüyorsun sen. Tayyip Bey'e. Tayyip Bey'e bu söylendiği zaman sen üzülüyorsun. Ben Türkiye'de Amerika'ya IŞİD'le beraber olan, Türkiye'ye bunu yapan insan nasıl düşerse düşer. Ben onu ilgilendirmez. Hissiyatına kapılma. Hissiyata kapılmıyor. Hissiyat o da şey değil. Biz gayet açık. Bir noktaya da geliyoruz. Buyur. Sizin konuşma kim muhalefetti ona da geliyoruz. Gayet güzel konuşuyor ona. Bakın Cumhuriyet Gazetesi Fethullah Gülen'e tabidir. Doğru. Sözcü Gazetesi Fethullah Gülen'e tabidir.
Cumhuriyet Halk Partisi gazetesi veya partisi, bunu Yalçın Küçük 100 defa söylemiş, Fethullah'ın işaretleriyle hareket eder. Ne demek? Şu anda Türkiye'yi gerçekçi alın. Bir yanda Fethullah'ın bağlı etkileyen gazeteler, partilerle, bir tarafta Sünnilerin, hatta Nakşibendilerin, Tayyip Bey'in. Ve burada da şu noktayı çok dikkate alalım. Ne Cumhuriyet Gazetesi, ne Sözcü Gazetesi, ne Cumhuriyet Halk Partisi veya gazetesi, neyse, öyle AKP'ye, İslamcılığa, yobazizme hiçbir muhalefetleri yok. Tek muhalefetleri tek yanlı, Tayyip Bey'e. Tayyip Bey, şu anda bütün mesele orada. Tayyip Bey de üzülüyorum demeye bak. Çok üslubunu değiştirdi. Siz hangi taraftasınız? Siz hangi taraftasınız? Ben mi? Evet. Yani Fethullah Gülen tarafında mısınız? Bu saydığınız gazetelerle aynı görüşleri mi paylaşıyorsunuz? Amerika ile mi aynı görüşü paylaşıyorsunuz? Ben bilim adamı olarak bunlara karışmam, durum tespitimi yapıyorum diyorsunuz. Ben devrimciyim. Siz bana ne soruyorsunuz? Ben burada laik bir cumhuriyet kurumada. Eğer bu söylediklerinizin bunlarla hiçbir ilgim yoktur. Çocukluğumdan beri ben bir cumhuriyet için. Devrimci, affedersiniz, ben tartışma tarafı olmak istemiyorum ama devrimci bir insan bir ülkenin genel cumhurbaşkanı, başbakanı Amerika devirsin der mi? Devrimcilerin Amerika'ya bakışı nasıl? Beni hiç ilgilendirmiyor. Nasıl devrimcilik olacak? Ne demek, hepimizi hapse atan, IŞİD'le beraber olan, IŞİD'e yardım eden, siz devirin, hala ben işitiyorum, IŞİD'e malzeme gönderdiği söylenen. Bunu kim devirirse devirsin. Devrimcilerin bu fikirle Türkiye'de Amerika, İsrail yandaşı bir diktatörlük kurulmasına payanda olur. Başka hiçbir yere. Hiç öyle bir şey yoktur. Evet, siz oraya gider. O oraya gider. Bak, çünkü ben sana şunu Amerika ile birleşerek Amerika ile birleşerek ben iktidar olacağım veya iktidar sorununa çözüm getireceğim dediğiniz benim zaman öyle bir sözüm Amerika yok. Ben öyle söyledim. Benim öyle bir sözüm o yok. O zaman çok sevindim. Benim Amerika ile ne ilgim var? Ama senin gibi Tayyip Bey'e bir şey söyledikleri zaman üzülmüyorum. İkimiz arasındaki fark o. Hayır, Tayyip Halk Bey'e söylendiği için ben şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı biz devireceğiz. Hiç devremeyeceksiniz. Sen destekliyorsun. Aynen. Bunu kabul et. Desteklemiyorum. Bakın, destekliyorsun kardeşim. Amerika'nın Türkiye'ye müdahalesine karşı çıkmak ben demek. Ben şunu çok açık olarak söyleyeyim. Müsaade söyleyeyim. Tamam. Tayyip Erdoğan benim bulunduğum yere geldi. Ben Fethullah. Bunlar Gülen'di. Doğru bir şey değil. Fethullah'a kendisi abartmayın. Bunların hiç doğrulukla alakası yok. Siz abarttınız demin. Herkesi hiç. Fethullah yönetiyor diyorsun. Sözcüğü. Ya benim yazılarım falan var. Fethullah Gülen'i hiç ciddiye almam ben. Ama biraz evvel o kadar ciddi. Ama şu anda güçlü. Ne yapalım? Yalçın bir daha. Cumhuriyet gazetesi onun. Tamam. Sözcü gazetesi onun. Ciddiye alıyorsun. Bir dediğini, tutmuyor. Hiç öyle. Evet. Ne demek öyle söyledim? Şöyle bir dediğini tutmuyor. Diyorsun ki ciddiye almam. Hiçbir gücü yok. Arkasından ben diyorsun, onu bir tarikat bir olarak. İzin verin de hocam. Şöyle yapalım. İzin verin de. Şöyle yapalım. Bir arkadaş konuşsun. Bitsin. Öbür arkadaş. Üsluplar farklı olduğu için. Siz bu tarzda konuşuyorsunuz. Sayın Perinçek'in tarzı başka. Onun için meramımızı anlayabilelim, anlatabilelim. Yani birimiz buyurun konuşalım, bitirsin. Evet, evet. Öbürü konuşsun, siz konuşun. Üçümüz birbirimizi dinleyerek konuşalım. Yani şimdi Türkiye'de gözüküyor bir kriz var ve Türkiye'de iktidar sorunu yeniden gündeme gelecek. Ve tabii her kuvvette iddialı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Amerika'da Türkiye'yi kontrol altında tutmak istiyor, denetlemek istiyor. Ve Amerika yandaşı bir kamp oluştu. Nedir bu? Efendim Fethullah Gülen, Abdullah Güller, AKP'nin bir kesimi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve PKK, HDP, bunlar bir kamp oluşturdu. Yani PKK'dan, Fethullah'tan. HDP orada değil. Bir dakika. Orada. Çok değil efendim. HDP'yi Cemil Bayık, bir dakika müsaade edin. Cemil Bayık daha evvelsi gün Abdullah Gül'e mesaj yollayıp beraber olalım dedi. Yani CHP ile HDP tamamen el ele vermiş durumda. Yani Amerika'nın HDP piyonu. Yani bir Amerikancı bir kamp oluştu. Bir de Tayyip Erdoğanlar var. Bir de onun dışında Türk milleti var. Yani biz o iki çarpışan kuvvetten birinin tarafında olmak zorunda değil. Bir de Türk milleti var. Yani bağımsızlık isteyen, başı dik bir Türkiye isteyen, efendim üretim ekonomisi isteyen, yani bu Türkiye'nin gittiği bir istikamet var. Nedir? Üretim ekonomisini geçirecek, borçlanma ekonomisinden çıkarılacak. İkincisi, vatan bütünleşecek. Bir de vatanın bütünleşmesinden ve üretim ekonomisinden yana olan Türk milletinin kuvvetleri var.
Cumhuriyet Kuvvetleri diyelim, Atatürk... Hiçbir kuvvetimiz yok. Var. Yok efendim, kendini abartma. Siz örgüt... Hiçbir kuvvetimiz yok. Türk milleti... 15 yıldır hapisteyiz. Bunu kabul edin. Acım hapiste, sonra... Türkiye'de hapiste... Ve işit. 2023'te halifeliği getireceklerdi. Hayır. Hangi efendim, kuvvetler? Hiçbir ihtimal yok. Türkiye'de IŞİD halifeliği... Evet, şu anda yok o ihtimal. Hiçbir ihtimal yok. Şu anda o ihtimal yok. Bakın, Türkiye'de Türk ordusu var, Türk milleti var, Vatan Partisi... Türk ordusu mu var? Var tabii. Var mı? Var, evet. Var mı? O kadar var ki hendeklere gömülüyor. Bak güzel kardeşim, gömülüyor bir dakika. PKK'yı. Hangi hendeklere gömülüyor? Öyle bir gömüyor ki. Bir Genelkurmay Başkanı ne diyor? Bir dakika. Genelkurmay Başkanı ne diyor? Hendek savaşını kazandık diyor. Bir mahalle savaşını. Bir mahalle savaşına bir Genelkurmay Başkanı. Arkasında Amerika var. Arkasında İsrail var. Amerika ve İsrail'e karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi büyük başarılar kazanıyor. Türk polisinin hiçbir başarısı yok. Niye olmasın? Burada da Türk polisinin hiçbir başarısı yok. Niye olmasın? Orada bomba. Bakın, Türk vatandaşlarını öldürdüler. Siz hendeklerde gömüldüğünüz için böyle konuşuyorsunuz. Hendeğin içinden konuşuyorsunuz. Yalçın, sen hendeğin içinden konuşuyorsun. Bir Türk ordusunun hendek savaşı yapmasını ben kabul etmem. Hendek savaşı değil. Ben Türk ordusunun kaymakamların arkasında gelip de onların verdikleri emirlere göre bilmem ne yapanı kabul etmem. İstediğin kadar kabul etme. Türk ordusu başka şeydir. Şu yaptığın şeyler bozgun. Polisin arkasında bir ordu olmaz. Polisin arkasında değil. Bunu kabul ediyorum. Polisin arkasında savaş olmaz. Türklükten bahsediyorsun. Ordudan bahsediyorsun. Bunları kabul etme. Sırayla konuşuyor. Sen işte devrimci. Olur mu? Sen konuşuyorsun. Arada da ben konuşuyorum. Valla bir ölçelim. Ben %5 bile konuşmadım şu ara. Bana da bakarsınız arada. Evet. PKK mı kazansın istiyorsunuz? Neyi? Ben anlamadım sizin sözlerinizi. Anlamadım. Neyi? Yani neyi? Türk ordusu Hendek savaşını mı tasvip etmemi istiyorsunuz? Türk ordusunun kaymakamların emrine girmesini mi kabul ediyor musunuz? PKK'yı mı savunmak istiyorsunuz? Ben sıkı yönetim orada olur diyorum. Sıkı yönetim orada olsun diyorum. Ha, sıkı yönetim olsun istiyorsunuz. Şimdi bakın, tabii. Öyle şeyler bakın, olur mu? Şöyle, sıkı yönetim söyleyeyim. Olsaydı bu kadar bakın, insan ölmezdi. Ben şöyle, beni dinlesin yalnız. Şimdi bu tartışmamızı Mehmetçik dinlediği zaman, polis dinlediği zaman PKK'ya... Polis dinlemesin beni! Nereden çıkartıyorsun? Benim sözümü polisle nasıl alakası var? İzleyici canım, izleyici dinleyecek. Bey, polisi var, askeri var, tamamlayayım öyle. Yalçın bak, beni dinle. Olmaz ama, ikide bir polis diyorsun. Derim o benim, sen benim ağzıma kilit mi oldun? Ama yani beni kapma oraya. Tamam, sen de adın. Burayı dinlesin diyorum. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim. Buradan Türk polisine selam yolluyorum. Hepsi benim için çok değerli, çok büyük bir mücadele yürütüyorlar. Şimdi bakın. Sen bunu yolluyor musun? Müsaade. Hocam bir dakika. Müsaade. Bir not alır mısınız? Ben size kağıt vermiştim. Sonra cevap kalem vereyim. Çok, hocam kalem şimdi ister bakın, misiniz? Not alın. Ya da zihninizde. Yalçın burada tamamen Türk ordusuna karşı ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne karşı bozguncu bir faaliyet yürütüyor. Yani bak bozguncu deme. Bozguncu açık, değil. Türk ordusuna da bozguncu değil. Ben... Ya bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Ama ben şunu kabul etmiyorum. Ben şunu kabul etmiyorum. Türk ordusu çıkar, subaylarıyla savaşır. Savaşır Türk ordusu efkan bir şeyin kaymakamların arkasına onların verdiği şurayı kapatacaksın olmaz. Efendim. İkincisi bugün Türk ordusu PKK'yı hendeğe gömüyor. Bütün infial, bütün heyecan buradan geliyor. Açık, çok açık. Yani burada bu savaşta taraf olacağız. Efendim bizim tarafta hata olur, yanlış olur ayrı mesele. Ama bugün Türkiye bölücü terör örgütüne karşı Amerika'nın, İsrail'in, Türkiye'nin üzerine sürdüğü, arkasında büyük devletler olan bölücü terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veriyor. Biz neredeyiz? Ya burada efendim Türk ordusu şöyle kaymakamın arkasında falan filan bir savaş oluyor. Bak doğru, biz seninle neredeyiz? Bir aramızda bir fark var. Evet. Sen o bir adam Akit'ten onları da gittin başsağlığı diledin. Biz konuşur. Onlarla bir dakika, ayrı insanlar. Biz seninle de ayrıldık böyle dersen. Efendim ben nerede beni çağırırlarsa giderim. Milletim. Ne demek çağırırlarsa? Canım ben milletime sesleniyorum. Ne, hangi milletin senin? Türk milleti. Bizi öldüren adamlar mı? Benim efendim, kardeşlerimi öldüren adamlar mı Türk senin milleti? Milletin? Türk milleti. Bir dakika, milleti. Kim sizin kardeşleriniz anlayamadım. Neydi? Kim kardeşleriniz? 1970'te ölen, 1980'de ölen. Onları çoğu. Kastediyorsun. Tabii. Ama şimdi PKK ile kavga. Deniz, anlamadım. Şimdi PKK ya, konuşurken. Bunlar yeni mi çıktılar? Yeni mi çıktılar? Hocam şöyle söyleyeyim. Bakın sakin olalım. Ben, şimdi PKK ben çok sakinim. Çok... Maşallah. Maşallahınız var. Benim kadar değilse de sakinsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi Türk ordusunun PKK ile mücadelesi konuşulurken birdenbire benim kardeşlerimi öldürenler dediğiniz zaman otomatik olarak izleyici orduyla diyecek ki... Orduyla alakası yok. Biz orducuyuz. Bana izin verin bir dakika.
Nasıl orducuysanız maşallah. Şimdi diyecek ki Yalçın Küçük Hoca PKK'nın yanında mı, onu mu savunuyorlar? Siz de yanlış anlaşılmamanız için net olarak söyleyin. Bir tarafta Hendek Savaşı diyor Sayın Perinçek, gazete öyle söylüyor, beğenmiyorsunuz. Bundan sonra bir de Uhud Hiçbir Savaşı. Hiçbir zaman o savaşı kabul etmediğimi 100 defa söylüyorum. Bundan sonra bir de Uhud. Tabii kabul etmeyecek çünkü PKK orada Hendek'e gömülüyor. Canım. Bunu yaparsın. 57 gün. Bakın burada şeyler var. Hocam, itirazınız neye sizin? İnsanları hapse atamazsın. Geceleri hapse atamazsın. İtirazınız neye sizin? Niye? Yani kaymakam ve valiler olmasın, asker sık yönetimi ilan etsin diyorsunuz. Ben anlayamıyorum. Savaş yani yapılacaksa net bir onları şey asker yapar. Ha, asker yapsın. Asker yapar. Öbür şeyler de olmaz. Ha, siz 57 gün insanları hiç çıkmadan Türkiye'de hiçbir yasa sık yoktur. Sık yönetim olsa ne olacak? Aynısı olmayacak. Neye olacaktır? Sık yönetimde öyle şeyler yok. Sık yönetimde. Ya burada problem şu, PKK beli kırıldı ve yok oluyor. Ona tahammül edemeyenler ona var. Başverin bunları. Evet, tahammül edemiyor. Tabii çok açık sözler, yani. Bu sözlere hiç alınma. Şimdi benim kadar alınma çünkü oradasın. Yani şuradaki konuşma. Bir savaş oluyor. Burada alınma. Yok kaymakamın. O savaşta biz neredeyiz? 57 gün insanı mı hapsediyorsun? Sen bunu savunuyorsun. Ya insanlar can veriyor. O benim yurttaşım. Evet, sen onu Kürt diye görüyorsun. Bırak, o benim yurttaşım. Bırak ben Kürtler için. Kürt benim yurttaşım. Kürt de biziz, Türk tamam, de biziz. Güzel, lütfen. Anlaştık. Lütfen. Ama Mehmetçik ile kalbin çarpmıyor. O apaçık. Kim? Tabii Mehmetçik de senin kalbin Hendeklerde çarpıyor ve Hendeklerde boğuluyor senin yüreğin. Şu anda Hendeklerde senin yüreğin, vicdanın boğuluyor. Geldiğimiz noktayı özetlemek istiyorum sevgili seyirciler. Sayın Küçük diyor ki Doğu Perinçe'ye, Sayın Perinçe'ye, sen AKP'ye Tayyip Erdoğan eleştiri olduğu zaman üzülüyorsun diyor. Özeti bu. Sayın Perinçek de Sayın Küçük'e diyor hayır ki sen de PKK hayır hiçbir şey öyle bir şey bana söylemedi. Ama, söyleyemezdi. Ama o çıkıyor anlamı. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Hendek'ten konuşuyorsunuz diyor. Hendek'te olanlar PKK'lılar. Biz usulü de öyle. Anlar o. Halkımız da anlasın diye. Bakın. Ben sizden farklıyım. Ben Türk ordusuyla beraber savaştım. Ben gaziyim. Bana bilmem ne falan söylemeyin. Bakalım ve mi? Sizin söylemediğinizi de bakın Abdullah Öcalan'ın son kitabında Yalçın Küçük bize hain diyor diye yazılıdır. Siz ne zannediyorsunuz? Ben size bir şey sorayım mı? Abdullah Öcalan'ın kitabını siz mi yazdınız? Efendim? Abdullah Öcalan'ın kitabını siz mi yazdınız? Hangi kitabını? Son kitabını. Hayır. Peki. Benim ne alakası var? Sordum. Onu Avrupa'da yazılmış. Bakabilir miyim ona? Tabii. Gazilik hayır dergisi. Öyle bir şey yok. Evet. Ben usulüne göre sıkı yönetimi ilan edersin eskiden olduğu gibi. Şurada da bir şiir vardı. Onun ne oldu? Onu bulsam evet. Da Topçu size bir güzel şiir olduğu için okusam. Yalçın hocamız onun için top gibi atışa devam ediyor. Gazilik kartı 1989-1994 arasında geçerli olmuş bu kart. Evet şöyle gösterelim. Peki şimdi neyi konuşuyorduk biz? İki Amerikan eski büyükelçisinin Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin sözünden buralara kadar gelmiş olduk. Ne güzel, ne güzel. Buyurunuz, bunu verdim kaybolmasın. Hocam iade ettim kartınızı. Aha. Hayır, ben onları değil. Ben ayrıca diyorum ki bizde savaş mı sık yönetim olunur, sabah şey yapılır, alırsınız, götürürsünüz. Ama insanları küçücük yerlerde günlerce ekmeksiz susuz bırakmaz. Biz Türklere yakışmaz. Ben buna karşıyım. Bunu da yazdım. Nerede söyledim bunları? Sadece yazdım diye. Ulusal kanaldaki programlarımda söyledim. Evet. Herkes de beğendi. Hendekler ancak böyle savunulur. Yani o PKK ancak böyle savunulur. Yani şimdi Türkiye'nin ya karşısında sen niye benim cevabımda PKK açık diyorsun yani? Yani PKK'ya karşı kararlı bizim Vatan Partisi olarak yıllardan beri savunduğumuz devletin yaptırım gücünü kullanan kararlı bir mücadele var ve bu mücadelede daha dün Yüksekova'dan, Hakkari'den burada bana ziyarete geldiler. Her gün oralarla konuşuyorum. Oradaki halk da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son derece dikkatli, halkı incitmeyen bir tavır içinde olduğunu söylüyor. Ama adam gidip evlere girmiş, oralara duvar örmüş, evlerin altına ben tüneller kazmış vesaire. O zaman o adamı oradan nasıl yakalayacak? Yani yakalak, Türk ordusu yakalak. İşte yakalıyor. Bunları. Yakalıyor. Yani şey şu anda yakalayamıyor. Ondan sonra yakalıyor. Bütün özgürlükleri alacaksın. Senin kalbin, aç susuz bulacaksın. Ve aldığın insanların hepsine orayı terk ediyor. Yaptığınız tehcir sen de yapıyorsun o zaman savunuyorsun. Ve bunların hepsi çıkar çıkmaz da
Bakın biz oraladaki yaraları saracağız. Çıkar çıkmaz da. Yaraları saracağız. Bak, oradaki yani insanlarımıza güzel konuklarda. Davutoğlu gibi konuşuyorsun. Davutoğlu Tayyip değil. Bey gibi konuşuyorsun. Ben hükümet Davutoğlu olacağım. Gibi konuşuyorsun. Milli hükümet kuracağız. Tayyip Bey gibi konuşuyorsun. Bırak bunları saçmalama. Ben ne demek saçmalama? Tayyip Bey gibi. Nerede? Onları nerede? Sen nasıl oluyor da onları tamir ediyorsun? Biz Vatan Partisi sen olarak. Sen kimsin? Vatan Partisi Genel Başkanıyım ve hükümet olacağız. Hükümet olacağız. Hükümet olacağız. O yaraları saracağız. Ha o zamana kadar bunlar böyle olacak. Ne olacak? Seni bekleyecek. Tabii ki oradaki olmana. PKK ezilecek. Elbette ezilecek. Kürt yurttaşlarımız PKK'nın bir an önce orada ezilmesini ve tasfiyesini istiyor. İstersen orada gidelim bir referandum yapalım. Bütün yurttaşlar yeter artık diyor. Bela diyor. Bu PKK'dan kurtulmak istiyoruz diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bunları essin, temizlesin, bitirsin diyor. Gerçek. Türk Silahlı Kuvvetleri de yapmıyor onu. Yapıyor, yapıyor. Efkan Bey'e bırakmış. Hayır, her gün çıkıyor yapıyor, o anlatıyor. Yapıyor, yapıyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni göremiyorum. Keşke olsa. İstediğin kadar sen göremezsin. Göremiyorum. Gizli mi savaşıyorlar? Ancak Türk gizli Silahlı mi savaşıyorlar? Kuvvetleri'ne bozgunculuk bu ifadelerle yapılır. Başka bak bana yapılır. Bozguncu deme. Böyle yapılır. Çok da ciddiye alma. Bana da söyleme. Sizi dinleyen. Benim bozguncu. Bak, şimdi bakın. Bak senden farklı olarak. Senden farklı olarak burada gaziyim ben. Ya bırak. Ben savaş yaptım, savaş. Ya öyle İstiklal Savaşı gazileri var ki kalktı Yunan tarafına geçti. Yani efendim bir tarihte askerken bilmem şey almış falan ayrı mesele. Şu anda karşı taraftasın çok açık. Hiç öyle değil. Ben onu seni bir kıymeti de yok. Tamam, senin tamam. Karşı tarafta olmanın bir kıymeti hayır, de yok. Tamam. Açık. Bir kıymeti tamam. Yok. Bir sen demek ki 40 sene sonra hükümet olacaksın. Oradaki 40 sene sonra değil. Bak 40 sene sonra değil. Türkiye çok büyük bir karara gidiyor. Üretim ekonomisine geçecek, vatan bütünleşecek güzel, ve güzel, orada göreceksiniz. Bir milli hükümet tamam. Kurulacak. Tamam. Bir milli hükümet kurulacak ve orada da merkezinde Vatan Partisi olacak. Ne olur gayet doğru çok sevindim. Tabii. Ben burada bu televizyonlarda Cumhuriyet hükümeti hükümeti dedim. Sen hiç hükümet lafını ağzına almadın. Olur mu? Biz yeni mi? Vatan Partisi'ni kurmuşuz. Ağzına almadın Cumhuriyet hükümetini. Doğru söylemiyorsun. Biz doğru Cumhuriyet hükümetini ağzına almadın. Biz milli hükümet diyoruz. Çünkü bugün mesele ne farkı vardı? Farkı yani, sen hükümeti de ağzına almadın. Almaz olur muyum? Almadın efendim. Şimdi yavaş yavaş. Senin sen Tayyip Bey'den bizim evet. Tarafa doğru gel. Ya bırak Allah'ın söylesen. Vatan Partisi hükümet olmak için kuruldu. Şiir okuyacaktım. Şiiri bulamıyorum. Ben bir ricada bulunayım. Evet, ama işte şöyle hocamız karşılıklı evet, konuşmayalım. Herkes istiyoruz. Birbirini tamam, dinlesin. Tamam tamam. Bir zaten de vaktimiz hakaret, çok az. Çok az. Niye? Bir yere mi gidiyorsunuz? Hayır. Buradayız. Hayır. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız. Korkmayın. Telaşlanmayın. Onun için yavaş konuşabiliriz. Hocam müdahale etmek istemiyorum. Hayır efendim. Ben başlangıçta dedim ki birbirimizi biliyoruz. Program birbirimizi tarzımızı dinleyeceğiz biliyoruz. Lütfen. Dinlemezsek evet. Birbirimizi ben çok dinliyorum. Evet. Tamam, yalnız kendimizi tamam. Dinlersek hocam, şiir kitabımı alıyorum. İzleyiciler karşımızda. Okuyucuya şimdi haksızlık yapmış oluruz. Ben seyirci. Moderatör olarak Sayın Perinçek'in yanında değilim bu gece. Sizin yanınızda da değilim. Buradayım. Onun için anlamadıklarımı soracağım. Sakın aynı görüşü ifade ediyor gibi algılamayın. Şimdi diyorsunuz ki Sayın Perinçek sen bu taraftasın. O zaman da siz öbür tarafta oluyorsunuz. Siz öbür taraf nerede? Ben Çubukçu'yum. PKK, hayır hiç yapma. Alakam yok. PKK'nın yanında nasıl cumhuriyetçi olmuyor? Hiç alakam PKK'ya yok. PKK'ya sizin yapmadığınız eleştirilerin hepsini yapın Abdullah bakalım. Hoca'nın buyurun. Kitaplarında da var. Ben buyurun yapın. Ben, mesele eleştirmek. Niye? Ben sizin eleştirilerinizi yapmaya mecbur muyum? Eleştirmiyoruz siz, herkes kendi eleştirilerinizi yapsın. Ama bir dakika yapmayın. Ben Kürtlere yeteri kadar layık olmadığınızı ve Kürtlerin AKP ile işbirliği mesele yaptığını... Mesele bu mudur? Yani ha? PKK konusunda mesele bu mudur? PKK'yı bırak. Ben PKK ayrı bir şey. Onu söyleyin ben, diyorum. Ben legal onu soruyorum. Neyi ben PKK diyorum. Siz Kürtler diyorsunuz. Ben Kürt kardeşlerimizi kastetmiyorum ki. PKK'yı kastediyorum. Ayrıca benim dediğimi söylemek zorunda değilsiniz. Ben de kusura bakmayın sizin dediğinizi dinlemek zorunda değilim. Moderatörüm sorumu sorarım, takibini yaparım, sor, cevabını güzel, alırım. Güzel güzel kim olursa sor, olsun sor, kusura sor. Bakmayın. Ayrıca hakaret ettiğiniz zaman da sesinizi keserim. Tamam kesersin. Programda kapatırım sesinizi keserim. Konuştum. Hayır. Evet. Sabaha kadar burada olun ama böyle baskılarla moderatörü susturamazsınız. Hele karşınızda ben varsam. Tabii, böyle yapmayın. Ya bana şov yapmayın. Ortaya tamam. Şov yapabilirsiniz. Buyurun çok hoşumuza gider. Ama ceviz kabuğunda bana şov yapamazsınız. Güzel, şimdi ben güzel. Diyorum ki PKK konusunda siz neredesiniz? İster yanında olun ister karşısında olun. Cevap vermiyorsunuz. PKK diyorum Kürt diye cevap veriyorsunuz. Ben size Kürt kardeşlerimizi PKK'lılar sormuyorum. PKK'lılar Kürt değil Türk mi? Ordusu diyorsunuz. PKK'lılar Kürt değil mi? Şey mi onlar? Çok güzel. Evet. Schopenhauer'un
Schopenhauer'un siz hocasınız. Eristik diyalektiğiyle benim sorduğum soruya farklı bir yanıt vererek niye haklı çıkmaya cevap çalışıyorsunuz. Çok açık söylüyorum. PKK size göre bir terör örgütü mü değil mi? Silahlı bir örgüttü. Terör örgütü değil mi? Benim istediğim ordu mu yani? Silahlı örgüt ne demek? Hayır siz söyleyin ben soruyorum size. De. Niye cesaret ben etmiyorsunuz? Söyleyin bana. Hayır bana cevap verin lütfen. Neyi cevap PKK vereceğim? Buraya beni imtihana mı geldiniz? Ben buraya programa mı geldim? Aydın bir insandan ben cesur cevaplar istiyorum. Buyurun cesur cevap verin benim bana. Benim cesur cevaplarım PKK'nın çok fazla. PKK'nın arkasına sığınarak başka laflarla ben bu sözleri ama kabul edemem. Hayır soruyorum. Bir daha soruyorum hocam. Bir daha soruyorum. O da cevabım yoktur. Tamam. Neden? Neden? PKK, böyle soru olmaz. PKK'ya siz mi karar vereceksiniz? Bunu çok sordular. Cevap verin. Hiç cevap vermemişsiniz demek ki. Neyi? Hiç cevap vermediğiniz için çok sormuşlar size. PKK terör örgütü mü? Silahlı bir örgüt. Ordu mu yani size göre? Nedir PKK? Buyurun söyleyin. Neyi sormak istiyorsunuz? Soruyorum. Bir daha soruyorum. Evet. Böyle sesimi yükselttiğim için kusura bakmayın. Sizi bastırabilmek için. Ben sesimi yükseltmeyen bir insanım. Eğer duyuyorsanız... Ben de hep sesim yükselir ama bunda hiçbir ama neden yoktur. Sesinizin yükselmesi beni bastırmak için ama veya diğer konumuzu bastırmak için olmaz. Hiç öyle bir şey yok. Burası mahkeme değil, ben de evet. Mahkemeye benzemem. Burası evet. Adil bir yer. Mahkemede tek taraflı konuşma hakkınız var. Burada çok konuşma hakkınız var. Sabaha kadar konuşun. Ama lütfen sorulara cevap verin. Sizin her sorduğunuz soruya asla cevap vermeyeceğim. Niye geldiniz? Siz buraya ne geldiniz? Demek? Niye geldiniz? Siz benim şeyim misiniz? Niye geldiniz İmtihana mı geldim? Hayır, niye geldiniz ben buraya düşüncelerimi söylemeye geldim. Yok öyle tek taraflı. Burası bir tartışma programı. Hayır, hiç öyle değil. Sorusu. Hiç öyle değil. Ne burası? İstersen kes. Ne burası? Kes şu anda. Şov İstiyorsan. Yapmayın bana. Hadi, bana şov hadi yapmayın. Kes. Hocam, senin şov sorduğun yapmayın. Her soruya cevap bana, vermeyeceğim. Sen zaten Türk milletine soru cevap sormuyorsun. O sizi ilgilendirmez. Onun değeri onu değerlendirmek size düşmez. Buraya şov yapıp mağdur oynamaya gelmeyin. Biz ben hiç mağdur olmadım. Hayatımda mağdur olmadım. Maşallahınıza. Maşallahınıza. Evet, hiç mağdur soruyu olmadım. Tekrar soruyorum. PKK terör örgütü mü size göre? Ben kitabımı arıyorum. Bir şiir okuyacağım evet. Size ama getirmem. PKK'ya gördüğünüz gibi toz kondurmuyor Sayın Yalçın. Hayır şöyle bir şey değil. Bak toz sözü senindir. Siz demek ki ikiniz silahlı buraya örgüt, geldiniz. Silahlı, beni hayır, sınav hayır, ediyor. Bırakın hayır, bu silahlı bırakın. Falan. Ben size PKK'nın şey silahlı olduğu kesin. Ben size bir şey söyleyeyim. İkimiz buraya gelmedik. Ben şimdi milletimizin bilmediği bir şeyi açıklayayım. İkimize ayırma. Ben size bak, bir dakika. Öyle değil. Öyle değil. İzin ben verin. Ben BK'ya i̇zin gittim. Verin. Arkamdan geldi. Oradan silahlı olduğunu biliyor. İzin verin. Ben size... ben siz arkamdan size... geldin. Ben Abdullah Öcalan bana dedi ki Doğu Perinçek de gelmek istiyor. Ne diyorsun dedi. Karar verdi. Gelecek dedim. Bu kadar. Ne diyorsun? Ben şimdi... Ne diyorsun kardeşim? Ben BK'ya gittim. Bu... Daha ne soruyorsun bana? Ben BK'ya gittim. Yani çok da gittim. Cevap bu mu? Ne demek? Cevabınız bu mu? Ne demek cevabı? Benim her söylediğim size cevap mı? Ben de Fransa'ya, Almanya'ya gittim ama Fransız ve Alman değilim. Yani BK'ya gittiğinizde bu? PKK terör örgütü mü onu soruyorsunuz? Siz benim BK'ya gittiğimi, mülakatlar yaptığımı herhalde bilmiyorsunuz. Sizin evet. Sorduğunuz o soruya cevap vermeyeceğim. Vermiyor mesela. Tamam ısrar bitti. Etmemek, ısrar cevap vermeyerek siz, cevap vermiş tamam, oldunuz zaten. Başka konuya çok geçelim. Çok teşekkürler. Burada şimdi çok tamam. Teşekkürler. Reklama ne kadar var çocuklar? 4 dakikamıza. Ayrıca kamuoyu önünde bir şey söyleyeyim. Burada söylemek istemezdim. Böyle suçlamalarınıza asla izin veremem. İkiniz bir olup dediniz. Bu sözünüzü de reddediyorum. Halkımıza da şuradan açıklama yapıyorum. Ben Ulusal Kanal'ın genel yayın yönetmenliğinden ayrılmış bir insanım. Bunu kimse bilmiyor, şimdi söylüyorum. Yani ben burada, Sayın Perinçek burada, ben de Ulusal Kanal'ın yayın yönetmeni olarak burada ikiye bir sizin karşınızda değiliz. Olur mu? Burada bire birsiniz karşımda. Adil bir yönetim. Değiliz. Burada fikirlerimizi evet. Söylüyoruz. Burada bire birsiniz. Neyse. Eşit olarak evet, söyleyeceksiniz evet, en azından. Anlamda, evet. Onun için burada öyle... antin kuntin işler yok hocam. Peki güzel. Açıklamalarınızı yapacaksınız. Ama yoksa yoktur. Kanıtlarınızı ben vereceksiniz. Ben verirsiniz. Sizin ikinizden de memnunum. Çok güzel de bir tartışma siz, oldu. Hiç öyle bir şey programdan yok. Memnunum dediğiniz şeklinde algılıyorum. Yoksa sizin benden memnun olup olmamanız bir değerlendirme değil, ölçüt değil bana. Şimdi soruyu sordum. Yanıtını alamadım. İzleyicilerin önünde çok kritik bir soru sordum. Türk ordusu tartışılıyordu. Amerikan Büyükelçisi tartışılıyordu. Hükümete Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele, Amerika'nın mücadelesi, PKK'nın mücadelesi tartışılıyordu. Hocamızın hocalık ve mevcut durumu nedeniyle diyelim, ifadeleri daha farklı. Bana karşı yönettiklerini zaten siz cevap veriyorsunuz zihninizde sevgili seyirciler. Onu okudun mu, bunu biliyor musun? Onu da okumuşumdur, ötekini de biliyorumdur ama soruları da çok düzgün sorarım.
sizin yaptığınız iş ne kadar önemliyse ben de 35 yıldır soru soran bir insanıyım, insanım, gazeteciyim. Onun için bana siz de böyle yaklaşmayın. Ben size saygıda kusur etmem. Görüşleriniz bana ne kadar karşı değildir bilemem. Ben sizden farklıyım dediniz bir süre önce. Siz beni yani daha tanımlayamamışsınız. Yani daha tanımlayamamışsınız beni. Şimdi peki 4 dakikamız var. Yeni bir konuya girerek yarıda kesmemek için bu son noktada söyleyeceğiniz varsa Amerikan Büyükelçilerinin açıklaması. Bakın şimdi başlıklara bakıyorum. Tayyip Erdoğan düştü mü, düşmedi mi? Amerika mı götürüyor, Türk halkı mı götürüyor? Büyükelçiler hezeyan içinde küstahça açıklama yaptılar. Nefretle kınıyoruz dediniz siz. Sayın Küçük de dedi ki Türklerin Kürtleri yendiğine inanmıyorum. Tayyip Bey zaten düşmüştür dedi. Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi Fethullah Gülen'e tabidir dedi. CHP'nin yakın, gazetesi yakın. Dedi. Tabidir dediniz. Burada aynen neyse, öyle yazıyor. Olabilir yani. Yani demek ki sizin dersinizde öğrenci olsam gerekçesiz not kıracaksınız. Fethullah Gülen'e tabidir dediniz. CHP'nin gazetesi de öyledir dedi. Neyi kastediyor bilmiyorum, Yurt Gazetesi'ni mi? Bu konularda birkaç cümle var. Hayır. CHP'nin kendisini bir gazete... Hangisi? CHP'nin kendisi bir gazetedir diyor, demek istiyorum. Ha, peki, yoksa öyle peki. Şey değil. CHP'nin kendisi gazete. Türkiye... CHP'nin kendisi gazete. Parti değil. Borçlanma ekonomisi bitti. Bu hükümet ekonomide bir çıkmaza girdi. Ve borçlanma ekonomisiyle Türkiye'nin artık devam etmesi mümkün değil. Önümüzde çok ciddi hükümet sorununun, iktidar sorununun yeniden gündeme geleceği bir süreç var. Ve burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in de hükümet senaryoları var. Biz Vatan Partisi olarak Amerika ve İsrail'in hükümet senaryolarında hiçbir şekilde rol almayacağımız gibi bunların karşısında Türk milletiyle beraber direniriz. Bugün Türkiye için en temel mesele Amerika ve İsrail'in hegemonyasından, etkisinden, denetiminden Türkiye'nin kurtulması ve bir üretim ekonomisine geçmesidir. Yani Amerika bize bir borçlanma ekonomisi dayattı. İki, vatanımızı bölüyor, bölmek istedi, bölemiyor. Piyonları hendeklerde gömülüyor. Onun için önümüzdeki dönem Türk milleti bir karar verecek, büyük bir karar verecek o ekonomik krizde. Göreceğiz, emekçiler harekete geçecek, çiftçiler harekete geçecek. Bu krizde yalnız Amerika, Fethullah Gülen ve onun karşısında Tayyip Erdoğanlar yok. Bu önümüzdeki süreçte bir de Türk milleti var. Ve bizim için Türkiye halkıyla, Türk milletiyle birleşerek hükümet olma, bir milli hükümet kurma fırsatı, şansı var bu dönemde. Vatan Partisi olarak da biz burada ne Tayyip Erdoğan'ların yanındayız ve onların hükümetini indireceğiz, göreceksiniz. Ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet senaryosunda rol alan Fethullah Gülen, PKK, bakın Fethullah Gülen, PKK, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Abdullah Güller çok açık beraber gizli gizli ahşap evlerde buluşuyorlar, birbirlerine mesaj yolluyorlar, toplumun önünde birbirlerini savunuyorlar. Reklam süresi evet, geldi. Tamam. Yani peki, bunu söylüyorum. Bu iki güçten bağımsız bir Türk milleti ve Vatan Partisi var. Ve göreceksiniz Türkiye çok büyük bir karar verecek ve vatanını bütünleştirecek, üretim ekonomisine geçecek. Peki. Bu da bir milli hükümet olacak. Peki, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, biraz heyecanlı bir bölüm oldu. Bundan sonraki bölümde daha sakin başlarız. Nasıl gideriz bilmiyoruz. Az sonra karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Profesör Doktor Yalçın Küçük ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Ceviz Kabuğu'nun 63. programının, Ulusal Kanal'daki 63. programının canlı yayın konu. Başından beri izliyorsunuz. Ben de sizi izliyorum burada Twitter'da görüyorum. Karşılıklı birbirimizi takip ediyoruz. Ama gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz. Küfredilmeden söylenen her görüşe açığız. Her ne kadar bir filozof, insanlar küfretmeye başladığı andan itibaren medeniyet kurulmaya başlamıştır dese de biz o medeniyetin küfürsüz tarafında yer almaya gayret edelim. Tartışacağımız çok konu vardı ama Ceviz Kabuğu'nun sürekli takipçileri, müdavimleri şunu biliyor.
ortaya sözleri atıp geri planda bunu seyretme programı değil burası. Bu bazı konularda olabilir. Mesela Göbekli Tepe'yi tartışırız 12 bin yıl öncesine. Çok fazla kanıt yoktur. Mevcut kanıtlarla konuşuruz tarihsel bir konuyu. Ama siyasi konularda, tarihi, yakın tarihle ilgili konularda çok sayıda belgenin fışkırdığı bir ortamda belgesiz konuşmanın yeri ceviz kabuğu değil. Hele kritikse konular. Şimdi konuşacağımız konulardan bir tanesi de şuydu en başta söylediğimiz gibi. HDP'nin, HDP'li milletvekillerinin bir kısmının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Bu ne olacak? Bir şantaj baskı nedeni mi AKP tarafından HDP'ye ve başkalarına? Yoksa samimi bir durum mudur? Her iki konumuz ne düşünüyor? Onları rica edeceğim kendilerinden. Sayın Perinçek, buyurun. Evet, şimdi efendim Türkiye bölücü teröre karşı, arkasında Amerika ve İsrail olan bölücü teröre karşı bir vatan mücadelesi, vatan savaşı veriyor. Bunu küçümsemeyelim. Basit çapulcu bir terör örgütü değil. Arkasında Amerika var, İsrail var. Önemli büyük dünya kuvvetleri var. Ve aynı zamanda bu bölücü terör örgütünün meclisin içine sokulduğunu görüyoruz. Yani mayın döşeyenler, yol kesenler, halktan Güneydoğu'da haraç toplayanlar, Mehmetçiği vuranlar aynı zamanda meclisin içinde. Böyle bir şeyi hiçbir şekilde kabul edilemez. HDP, Türkiye'nin Cumhuriyeti Anayasası'na göre, Siyasi Partiler Kanunu'na göre kesinlikle kapatılması gereken bir örgüttür. Çünkü terörle mücadele böyle teröriste, teröre, bölücü teröre, Amerika'ya yasallık tanıyarak, meclise girmelerine izin vererek, meclise girmeleri için kumpaslar kurarak bu terörden kurtulamaz. Onun için Vatan Partisi 14 maddelik bölücü teröre karşı bir mücadele programını aylarca önce 7 Haziran seçiminden önce ilan etti ve orada HDP'nin kapatılması gerektiğini, Yargıtay Başsavcılığı'nın derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi bir. İkincisi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla HDP'nin bazı milletvekillerinin birlikte suç işledikleri görülüyor. Yani erzak taşıyorlar, kamyonla bilmem takviyede bulunuyorlar, bölücü terör örgütünün övüyorlar, yani suçu övüyorlar veya en son 29 şehidimiz Ankara'da canlı bomba patlatıldı. HDP milletvekili gidiyor, 29 sivil ve askerimizin öldürülmesinden sorumlu olan teröristin cenazesini gidip tabutunu taşıyor. Yani bunları kabul edemeyiz. Burada mesele cezalandırmak değil, bölücü teröre karşı mücadele başarıya ulaşacaksa bölücü terörün uzantısı mecliste olmaz. Meclise mayın döşeyemezler. Meclise terörist giremez. Meclis teröristlerin sığınacağı bir çatı değildir. Onun için Türkiye, tabii sıkı yönetim, onu da söyledik, sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan edilmelidir. Ama belediye başkanları HDP'nin bölücü terörü destekleyen, bakın bütün belediye başkanları demiyorum, bölücü terör örgütünü destekleyen, fiilen suç işleyen belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından derhal görevden alınmalıdır. Derhal meclis bölücü terör örgütüyle birlikte suç işleyen HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmalıdır. Yargıtay Başsavcılığı hukukun gereğini yapmalı ve HDP hakkında derhal bölücü terörle birlikte hareket ettiği için ve işte en son özel Kürdistan vesaire beyannameleri yayınladığı için bunun hakkında da kapatma davası açmak için bütün hukuki gerekçeler oluşmuştur ve kapatma davası derhal açılmalıdır. Başka türlü bölücü teröre karşı başarı olmaz. Türkiye topyekün. Bakın, Türkiye Amerika ve İsrail'e cephe cepheye geldi. Arkadaki kuvvetleri iyi görelim. Yani yavaş yavaş Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Amerika diyor ki benim müttefikim buradaki örgütler, Kürt örgütleri demiyorum. Kürtlükle falan ilkesi yok, alakası yok. Amerika'nın piyonu, uzantısı olan Suriye'nin kuzeyindeki örgütler, PKK'nın kolları. İsrail onlarla beraber, İsrail'i eğitiyor, Amerika eğitiyor. Türkiye büyük bir davayla karşı karşıya. Bu durumda topyekün devletin bütün imkanları ve milletin bütün
kabiliyeti seferber edilerek, bütün hukuki imkanlar kullanılarak bölücü teröre karşı ve Amerika'nın Türkiye'yi bölme faaliyetine karşı büyük bir başarı kazanılabilir. O bakımdan hem kapatılmalı hem de birey olarak, bakın tek tek söylüyorum, bütün HDP milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın şeklinde değil, bölücü teröristlerle birlikte suç işlediği saptanan, kanıtları ortada olan HDP milletvekilleri hakkında da dokunulmazlığın kaldırılması şarttır. Kaldırmamak bu vatana karşı sorumluluklarımızdan vazgeçmek anlamına gelir. Bir şey soracağım Sayın Küçük'e söz hakkı vermeden önce. Suç işleyen vekiller, yani suç işleyen kim olursa olsun. Ben burada bakın HDP milletvekillerinin hepsi demiyorum. Birey olarak, çünkü suç ceza hukukunda birey olarak işlenir. Örgütlü suçlar da var. Var başka, ama orada birey olarak işlenir. Yani o suç, örgütlü suçu yine birey işler. Soracağım yani, şu. Evet. Suç işleyen HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın diyorsunuz. O ayrı bir tartışma konusu olabilir ama parti olarak HDP'nin kapatılmasını da istedik. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk dediniz. Anayasa Mahkemesi'ne değil. Yargıtay Başsavcılığı'na, tamam. Sayın Mehmet Turgut Okyay Genel Başkan Yardımcımız, evet, basın toplantısında açıklamıştı. Ve Mehmet Cengiz Genel Başkan Yardımcımız bir dilekçeyle gittiler ve Yargıtay Başsavcısı'na bizzat o kapatılma nedenlerini açıklayan, peki, Vatan Partisi'nin gerekçesini verdi. Şunu soracaktım. Çok partili siyasi bir sistemde bir siyasi partinin kapatılmasını istemek ile demokratik anlayışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, bölücü terör örgütüyle demokrasi olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk, Şeyh Said'e demokrasi mi verdi? Yani siz PKK eşittir HDP mi diyorsunuz? Tabii. Ben şimdi PKK ile HDP arasına bir ayrılık hayalleri... Tamamen gerçek. Affedersiniz de bugüne kadar ben şunları hatırlıyorum. Herkes hatırlıyor herhalde. AKP'liler bile yakın zamana kadar o AKP'lilerin HDP yasal bir partidir. Evet. En yetkilileri hep öyle diye tabii geldiler. Tabii diye, çünkü açılım yaptılar. Türkiye'nin bu hale gelmesine sebep oldu AKP hükümeti. Fırsat verdiler. Mayınları depolamaları için, yollara mayın döşemeleri için, silah depolamaları için. Arkada kalan açılım döneminde PKK'ya, HDP'ye AKP iktidarı fırsat verdi ve onun için bu hale geldi Türkiye. Şimdi HDP ile PKK arasında zoraki bir ayrılık yaratabilir miyiz? HDP kendisi diyor, Serok Apo diyor. Ondan sonra HDP kendisi, biz sırtımızı onlara yaslıyoruz diyor. Yani HDP PKK ile ilişkisini inkar etmiyor ki. En üst düzeyde Selahattin eş başkanları, Demirtaşlar falan, isimlerini de fazla bilmiyorum. Hepsi PKK bağlantılarını açık açık söylüyorlar. Zaten bence onların söylemesi de önemli değil. Eylem burada önemli. Çok açık bir şekilde PKK ile beraber cephe tutuyorlar. Hatta PKK'nın terör faaliyetlerini açıkça övüyorlar, destekliyorlar. Hatta bazıları yakalanıyor. PKK'ya kamyonla erzak götürürken, malzeme götürürken yakalanıyor. PKK'ya efendim militan topluyorlar. HDP örgütleri açıkça artık toplayamıyorlar da, onu söyleyeyim. Kürt gençleri gitmiyor. Orada da çıkmaza girdiler. Onun için burada eylemlerden söz ediyoruz. Laf değil. Doğrudan doğruya PKK ile birlikte vatanımıza karşı, cumhuriyetimize karşı büyük bir suçun içindeler. Yani bu adam öldürme, bilmem yan kesicilik, hırsızlık gibi fertlere karşı işlenen suçlar değil. Hepimize, kamuya karşı, cumhuriyete karşı ve vatana karşı işlenen büyük suçlar var ve o suça ortak olanlar var. Siz onlara fırsat tanıyarak demokrasi yapamazsınız. Şimdi terör ortamında demokrasi olur mu? Şimdi Cizre'de, efendim Silopi'de, Yüksekova'da, Mardin'de, Kızıltepe'de, buralarda bir yandan bombalar patlayacak, bir yandan mayınlar döşenecek, efendim onlar patlayacak. Nasıl demokrasi olacak burada? Onun için terör ortamında, bu bölücü terör ortamında demokrasi olmaz. Demokrasi bağımsız bir Türkiye'de olur. Yani demokrasinin birinci şartı bağımsız, milli bir devlet olmalı. Yani Atatürk'le demokrasiyi biz yaşadık. Onun için bir Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olmaz. Yani ağalıkla, beylikle, efendim şeyhlikle demokrasi olmaz. Bunlar demokrasi karşıtı ortaçağ unsurlarıdır. Yine aynı şekilde bölücü terör örgütüyle birlikte demokrasicilik olmaz. Türkiye'de iki tane silahlı güç olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri olur. Onun dışında efendim birileri
kavim ve etnik temelde Türkiye'yi bölmek için Amerika desteğiyle silahlı örgütler kuramaz. Kurduğu zaman bunlar tepelenir. Tepelenmesi gerekir. Tepelemediğin zaman demokrasi olmaz. Peki. Aynı soruda sizin yanıtınız ne hocam? Konuşma hakkımın bir kısmını şurada iki okumakla ayrıca. Ondan sonra da o konuya daha kısa cevap vereceğim. Yani önce başka bir şey söyleyeyim diyorsunuz. Şimdi saat 8 deriz. Başlar gecemiz. Gündüzü kısalttılar, geceyi uzattılar. Şimdi acının ve hüznün göklerinde umudun yıldızı sarı, yıldız mavi yıldız. Uykumuzun bir ucunda bombalar, bir ucunda hürriyet inancı sabaha kadar. İngiliz usulü piyade tüfekleriyle insanca yaşamamızın onurunu arasında. Milletçe bir gidip bir geliyoruz. Şimdi saat 8'dir. Başlar gecemiz. Ben bunu anlattım. Bunu söyledim. Hiçbir şeye, hiçbir savaşa karşı değil. Ama savaş usullü olur. Gece sokağa çıkma yasağı olur. Sabah başlar. Bu bir şiirdedir. Birazdan bu şiiri söyleyeceğim. Bitiriyorum. Budur. Ordu yapar. Ordu yapar. Ordu yapıyor zaten. Başkası yapıyor. Efendim, ordu yapar. Hayır, ordu yapmıyor. Ben bu savaşta bir tek tüm generalini adını bile bilmiyorum. Dün Genelkurmay Başkanı şurası açıldı, gitti dedi. Sur Mahallesi bitti dedi. Ben bunu Genelkurmay Başkanımıza yakıştıramadım. Orası bir küçük mahalle, koskoca Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı. Demin söylediğiniz noktaya da gelince, PKK'ya terörist demekte hiçbir sakınca yok. Şiddet kullanır, şiddet olarak. Ben onu bir soru haline getirdiğinizde bunu bir şey olarak gördüm. Kendiler de söylerler. Fransız televizyonuna kompatan deniyor. Silahlı mücadele eden. Bunlar çok önemli değil. Şimdi bitiriyorum. Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya. Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya. Anamız çay demliyor ya güzel günlere. Sevgililerimizse çiçekler koyuyor ya bardağa. Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız. Bu böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana geliyor ve çoğalıyoruz. Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını, işte o gün bizi tanrılar bile kurtaramaz. Bunu okudum bakın. Şimdi saat 8'de başlar gecemiz. Benim söylediğim bu. Bu Cemal Süreyya'nın meşhur 555K şiiri. Akşam 8'de sokağa çıkamazsın. Bizim hiçbir yasamızda günlerce sokağa çıkmak yoktur. Sıkı yönetimi ilan edeceksin, savaşacaksın. Benim söylediğim bu. Şimdi saat 8'dir. 8'de başlar gecemiz. Gece başladığı zaman olur. Böyle bir savaş için bütün nizamı, bütün usulleri, Türk geleneklerini, Türk terbiyesini bir kenara alamazsınız. Öbürü de sonu çok güzel. Bu güzel bir şiir. İşte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. Bu İsmet Paşa'nın 555K. Bizim. Bunu da getirdim. Çünkü her şeye rağmen 12 Mart'ı konuşacağız. 12 Mart'ı bu olmadan, şuradaki bazı şeyler olmadan yapamayız. Öbür noktalara gelince, çok kısa cevap vereceğim. Ben Türkiye İşçi Partisi'nin başından beri 12 Mart geldi. Türkiye İşçi Partisi tutuklandılar. Milletvekillikleri bitti. Bunlara karşıyım ben. Bunlarla bir yere gidemezsin. Bunlar daha önce de milletvekiliydi. Bunların milletvekili bu söylediklerini yaptıkları zaman Tayyip Bey'le beraberdiler. Her gün buluşuyorlardı.
Orada buluşuyorlardı, burada buluşuyorlardı. Bırakın. Onlar da milletvekili olurdu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bunları tutuklayacaksınız. Öyle Kürtlerin de bizi tutuklayacaklar diye çok fazla üzüldüklerini sanmıyorum. Bir kez daha söyledim. O hanım başkan yardımcı hadi dedi. Gücün yetiyorsa alırsın. Gücü yetiyorsa bunları tutuklarsın. Benim açımdan bunları tutuklamak mümkün. Çok denendi bu. Denedi, tutukluyorsun, ediyorsun, tekrar kuruyorlar, başkası geliyor, ediyor. Yani benim bu tür sorularla fazla ilgim yok. Ne isterim ben? Ne CHP'nin, hiçbir milletvekilinin, milletvekili olduğu zaman dokunulmazlığı kaldırır. Bilmem ne de olsun da kaldırsan, bunlar yoktur. Dokunulmazlık milletvekilliği bitinceye kadar devam edecek. Bu temel ilkedir. Bittikten sonra tutuklarsın, hapse atarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Yararlı bir yer. Ama öbür tarafta da yani bunları hapsederseniz ne onlar çok üzülür, ne Türkiye'de önemli adımlar atılmış olur. Ama kuralsızdır bu. Bunları ben Türkiye İşçi Partisi'nde de bunları yaşıyorum. Ama istiyorlarsa yapsınlar. Benim öyle bir biliyorum yani. Oradan bir çözüm olmadı. O bir çözüm değil o. Yani Doğu kardeşim bunu söylüyor. Söyler. Ondan sonra ve Turgut Bey onu yapmış. Ona da halbuki benim DGM'de heyet başkanımdı, savcıydı. Olur bir günde. Ona hep söylerim. Hatta gayet de bir gün karşılaştık yemek yiyelim. Ama Turgut Bey bana bir günde beşer yıldan 15 yıl ceza verdi. Verirler. Ben cezacı bir adam değilim. Yani hep böyle az hapse atılsın, az olsun diye. Ve bana da yardım yataklıktan verdi. O yasayı da bana göre değiştirmişti. Benim saygı duyduğum, sevdiğim hatta birilerine söyledik. Beraber olalım, bunları ayırırım. O bir vazife yaptı. Ben de bir vazife yaptım. Benim bu soruda cevabım şudur. Ben hiçbir milletvekilini bilmem ahlaksızlık şunlar bunlar belli. Dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Bunun da herhangi bir şekilde işe yarayacağına ihtimal vermiyorum. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Yani iki farklı görüşü dinlemiş olduk. Ekleyeceğiniz yok sanıyorum. Çok yani net anlaşıldı bu sefer. Mehmetçiği vuruyor, mayın döşüyor, bunu destekliyor. Bunun kürsü dokunulmazlığıyla ne ilgisi var? Suç işliyor. Mehmetçiği vuruyor. Şimdi Mehmetçiğe bir soralım bakalım ne diyecekler. Sonra bu topyekün bir mücadeleyle başarı olabilir. Etkisiz olur mu? Çok çok etkili olur. Çünkü o yasal imkanlarla onlara nefes alma imkanı veriyorsunuz. Ve oralardan adam topluyor, para topluyor. Efendim sendikalara sızıyor, bilmem tabip odalarına sızıyor, mühendis odalarına sızıyor. O yasal olanaklarla geliyor meclisin içine mayını döşüyor. Yani siz bölücü teröre karşı bir mücadeleyi başarıya ulaştıracaksanız bunun çok yaygın cephesi var. Bu yalnız başına askere polise havale edilerek başarılacak bir olay değil. Zaten bugüne kadarki yanlış oydu. Efendim asker polis bu işi çözsün. Hayır, topyekün devletin ve milletin bütün imkanlarıyla. Çünkü arkasında bir Amerika var. Bakın onu da görmemiz lazım. İsrail var. Şimdi bunlara karşı kararlı bütün milletin imkanlarını birleştirmeden ve karşı tarafa olanaklar vermeden yürütülecek bir, vererek yürütülecek bir mücadelenin başarı şansı var. Onun için Mehmetçiği vuranlara falan böyle masum göstermek, kürsülere çıkartmak bunların yeri hapishanedir. Bakın. Mehmetçiği vuranlar ve onları destekleyenlerin yeri hapishanedir. Bunun Türkiye İşçi Partisi ile hiçbir ilgisi yok. Ben de Türkiye İşçi Partisi'nin bilim kurulundaydım, üyesiydim. Efendim, benim de Vatan Partisi'nden önceki efendim bizim 12 Mart'ta hapse atıldık. Efendim partimiz kapatıldı. 12 Eylül'den sonra bir daha kapatıldı. Onlarla bunun bir alakası yok. Hani onlar tamamen hakim sınıfların, Türkiye'deki Amerikan işbirlikçilerinin milletin, halkın örgütlenmesine karşı uyguladığı tedbirlerdi. Burada ise tam tersine. Burada Türkiye bir meşru müdafaa halinde.
Bu meşru müdafaa Amerika'ya ve İsrail'e karşı ve onun bölücü terör örgütüne karşı. Onun için burada bunlara kürsü hakkı vermek, meclise bunları sokmak, bunların terörlere yardımcı olmasını sağlamak, iklim var. Yaratmalarına izin vermek. Efendim bir evvelden kapatıldı, bir işe yaramadı. Yaramadı çünkü o zaman böyle topyekün bir mücadele yürütülmedi. Ve bugün ben Türk ordusunun yürüttüğü mücadeleyi hafife almayı da çok yanlış buluyorum. Yani Genelkurmay Başkanı'nın aleyhine konuşmak, subayların aleyhine konuşmak, Türk ordusunun efendim mahalle savaşı verdiğini falan söylemek. Türk ordusu bugün aslında Amerika'ya karşı savaşıyor. Bakın bu ileride göreceğiz. Türkiye Amerika ile gittikçe hızla karşı karşıya gelen bir sürece girmiştir ve İsrail'le. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın Suriye Devleti'nin, Beşer Esad'ların bize verdiği bilgi, 3 tane üssü var o PYD bölgesinde. 2500 tane Amerikan özel kuvvet görevlisi var. Komutanları var, subayları var, uzmanları var. Hatta bunlar keskin nişancı olarak geliyor, PKK ile birlikte savaşıyor. Böyle bir güçle karşı karşıyayız. Onun için burada onlara yasal imkan tanımak kadar büyük bir yanlış yoktur. Biz çok çok iyi biliyoruz. Yani böyle bir örgüt yasal imkanlarla beslenerek kendini büyütebilir ve kendini savunabilir. Onun için kesinlikle kapatılmalıdır ADP ve suç işleyen, bakın suç işleyen diyorum, suç işlemeyen milletvekilleri için bir şey söylemem. Suç işleyen milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kalkmalıdır. Evet. İşin bir de aslında iki farklı boyut daha var. Bu partiler arkasında seçmen desteği alan partiler. Bakın o da yanlış. Artık Kürt halkı onları desteklemiyor. Bakın şu anda seçim olsun, HDP'nin oyu %6 civarında. Şu anda seçim olsun, son yapılan anketler. Bunların tepesine binilip hendeklere bunlar gömülünce Kürt yurttaşlarımız onları terk ediyor. Bugün ben her gün konuşuyorum. Dün buraya aşiret insanları geldi. Hepsi ta Yüksekova'dan, Hakkari'den insanlar geliyor. Hepsi yeter diyor. Yeter diyor. Biz bunları istemiyoruz. Türk ordusu bunları temizlesin diyor. Onun için efendim Kürt yurttaşlar HDP'yi destekliyor falan filan. O devir de arkada kaldı. Bakın göreceksiniz önümüzdeki seçimlerde isterse yerine parti kursunlar vesaire. Bunlar kesinlikle meclise giremeyecek. Bir başka boyut da şu, eğer benim de bir iki sözüm var. Bunun peki hocam, bir saniye rica edeyim. Evet. Şimdi bir başka boyut da şu, bu partiler hazineden yani devletten yardım alıyor. Tabii. Eğer PKK ile bir tabii bağlantısı var ise sizin söylediğiniz gibi. Var ise. Hayır, ben şimdi böyle tabii, sormak tabii durumundayım. Tabii öyle demeniz lazım. Şimdi partinin kapatılmasını mı sizin önermeniz daha doğru, yoksa hazine yardımının bir de bunun üstüne para vermeyi mi kesmek efendim, daha doğru? Hazine yardımını kesemezsiniz. Çünkü kanuna göre onlara o hazine yardım verilir. Kapatıldığı zaman o hazine yardımı verilemez zaten, kapatıldığı zaman. Ama bu partiyi kapatmadığınız zaman bugün mecliste olduğu için kanunlara göre o hazine yardımını alıyor. Hem de hazine yardımı öyle 10 milyon, 5 milyon falan değil. 100 milyon üzerinde hazine yardımı aldı. Milyarlarca evet. Yani yeni parayla. Sayın Küçük'e söz vermeden hatırladığım bir şey. Milyarlarca değil. Bugün Türk parasıyla yani eski parayla derseniz trilyon. Yani trilyon. 20 trilyon mesela. Evet. 50 trilyon, 10 trilyon. Evet. Hatırladığım bir şeyi söyleyeyim. Hocama dönelim. AKP iktidarı partilerin kapatılmasını zorlaştıran pek çok maddeyi kabul etti. Evet. Dedi ki AKP'liler, efendim suç bireyseldir. Suç işleyen kişi ile hukuken bakın, mücadele edilsin. Parti kapatmak çok zorlaştı. Davasını da bizim başvurumuz üzerine açtılar. AKP'nin bütün yetkilileri dedi ki Doğu Perinçek'in partisi Yargıtay Başsavcılığı'na başvurdu ve onların dilekçesindeki gerekçelerle AKP'yi kapatma davası açıldı. Hatta polis şeflerinden biri Fethullah örgütünden polis şeflerinden biri Ali Fuat Yılmaz'a dedi ki eğer biz Doğu Perinçekleri hapse atmasaydık AKP kapatılacaktı dedi. Yani biz AKP'nin kapatılması konusunda da hukuki bir girişimde bulunduk ve Anayasa Mahkemesi 28 Temmuz 2008 günü hatırlayacaksınız. AKP'nin Cumhuriyet karşıtı faaliyetin odağı haline geldiğini saptadı ama komik bir şekilde kapatmak yerine para cezasıyla yetindi. İşte aynı şey yani, şimdi olur mu olmaz mı diye HDP konusunda bilmiyoruz. O Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar, o ayrı mesele. Ama Tayyip Erdoğan AKP'nin genel başkanı olduğu dönemde
kendi partilerine tekrar bir kapatma davası açılmasın diye kendilerini korumaya şimdi almak adına parti kapatmaları zorlaştırdı. Cumhuriyete karşı kötü niyetleri, kasıtları olduğu için o kapatmadan korkan adamlar. Yani Cumhuriyete karşı, vatana karşı olan birbirini kollayacak tabii. Peki, Sayın Hocam. Efendim, benim bir defa söylediğimde bir açıklık getirelim. Ben kürsü dokunulmazlığını çok önemsemiyorum. Ben milletvekilliğini de kastettim. Hiçbir milletvekilinin milletvekilliği olduğu sürece milletvekili olarak kalmasını öteden beri savunurum. Türkiye İçi Partisi'nde de bunu savunuruz. Yani kürsü dokunulmazlığı, bu CHP'nin şunun bunun fikri benden çok uzaktır. Milletvekili milletvekili olmalıdır. Ona dokunulmaması gerekir. Onun biri. Birinci söylediğim nokta bu. İkinci söylediğim nokta, Obama doktrini, öbürü şunlar bunlar. Önümüzdeki yıllarda bizim güneyimiz, Orta Doğu çok değişiyor. Bunu çok açık olarak görebiliyorum. Bir defa bütün tartışmalarımızda Amerika'nın Suriye'ye, Irak'a müdahalesinden bahsediyoruz ama asıl müdahale Rusya'dan. Rusya başka bir iş yapıyor. Ve çok çok başka bir iş yapıyor. Ve Kürtler şu kitapta söylediğim gibi 2014'ten itibaren Kürtler Ruslarla beraber savaşıyor. Bu savaşın daha da genişleme ihtimali var. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Buradaki Türkiye ile ilgili önemli sorunu olan Rusya'dır. Ne demektir Rusya? Rusya zaman içinde bugün Doğu illerinde belli bir tampon bölgeye doğru temenni de edebilir. Gerçekleşmesi için de çalışabilir. Yani şunu bütün tartışmalarımızda Kürtlerle Rusların ilişkisini ihmal etmemek lazım. Bunu daha önceki ulusal kanaldaki programlarda da söyledim. Selahattin Bey, Moskova'ya gittip geldikten sonra başka bir şekilde konuştu. Biz çok da feodal, federatif devletlerde fazla devletlerde kurarız, şöyle de yaparız, bunu da dedi. Selahattin Demirtaş. Evet, bunları söyledi. Bambaşka bir şey. Orta Doğu değişiyor. İkincisi, ben önümüzdeki dönemlerde, yıllarda artık İsrail'in şimdiki kadar canı istediği zaman uçaklarını kaldırıp Suriyelilerin üstüne bombalar indirme imkanının da daralacağını düşünüyorum. Yani şunu çok açık olarak yapıyorum. İsrail'in altın dönemi bitiyor. Bambaşka bir dünyaya doğru geliyoruz. Bambaşka bir dünyaya doğru geliyoruz. Ve burada da Amerika'nın bir başka açıdan, Rusya'nın bir başka açıdan rolü var. Rusya'nın rolü Amerika'dan da fazla. Hala da o rol devam edecek. Tekrar ediyorum. Şu anda Rusya Türk savaş uçaklarının Suriye sınırları içinde harekete geçmesini önlerken daha sonra daha tehlikeli işler yapabileceğini düşünüyorum. Dünya değişti. Türkiye'de değişti. Biz küçüldük. Dünya büyüdü. Benim söylediğim budur. Biz küçüldük, Türkler küçüldü. Gayet açık. Kendi dar bölgelerinde kaldı ve öyle de görünüyor ki önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Rusya aktif bir şekilde bu savaşa katıldıktan sonra Kürtler ayrı devlet kurma fikrini geri plana ettiler. Ve öyle bir nokta gelecek ki bambaşka bu savaş 2-3 yılda bitecek. 2-3 yılda bitecek ve Irak'la Suriye başka ülkeler olacak. İsrail'in üstünlüğü
kesilecek? Bize ne getirecek? Bir tampon devlet bizimle. Çünkü Rusya'nın asıl sorunu şu. Asıl sorunu Türkiye'deki İslami hükümetin sona ermesini istiyor. Rusya çok açık olarak, Amerika'dan şuradan çok farklı olarak AKP hükümetinin iktidardan inmesini istiyor. Bunu kimle yapmaya çalışıyor? Kendisi yapıyor. Başka ne yapar? Onları bilemeyiz. Ama bunu çok açık olarak. Çeçenler içinde ve Rusya'nın kafasında şu. Türkiye'de bu kökten dinci eğilim, iktidar olduğu müddetçe İç Asya'daki kökten dincilik artacak. Yani İç Asya'yı Rusya laikleştiremeyecek. Sorunlar bu. Bambaşka bir Türkiye, dünya oluyor. Burada da biz çok açık olarak söyleyelim. AKP iktidarında geldiğinden beriki durumda değiliz. Biz küçüldük. Bunu çok açık olarak söylüyorum ben. Küçüldük. Bizim yerimize çok açık olarak şu anda da bakın. İster şöyle değil, ister kızın, ister kızmıyor. Dünyaya baktığınız zaman Amerikalılarla beraber Suriye'de savaşan, Irak'ta savaşan Kürtlerdir. Ve bir de şunu da söyleyeyim, lafı bitireyim. Barzan dönemi de gidiyor. Başka dönem, başka ağırlıklar çıkıyor. Başka bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Biz şu kitapta da söyledim. Hangi kitabı? Şurada. Şurada. Daha önceki kere biz ikinci plana atılıyoruz. Ve bu doğru mu? Dünyaya baktığında da sadece YPD diye ufacık bir parti. Parti bile değil, ufacık bir grup. Onlar konuşuluyor. Bizim hiçbir kıymet harbiyemizden hiç kimse bahsediyor. Ben her sabah 5:30'da kalkarım. 6'da Fransız televizyonunu ve CNN International. Hiç Türkiye şey değil. Yani hiç önemli değil. YPG girecek mi, girmeyecek mi? Öbürü girecek mi, girmeyecek mi? Bu bizim ağırlığımızın ortadan kalktı. Önemimizin gittiği anlamına geliyor. Daha da gitme ihtimalleri var. Rusya çok çok önemli bir iş yapıyor. Yani bu savaşta tek boyut Amerika değil. Rusya var. Rusya güçlendiği müddetçe, Suriye ve Irak'ta güçlendiği müddetçe İsrail eski gücünü bulamayacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de bu konuda müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Rusya, ikincisi Çin, üçüncüsü Almanya. Buna baktığımız zaman Türkiye ekonomisi artık Asya ile Avrasya ile bütünleşiyor. Yani Türkiye ekonomisi Asya'da soluk alıyor, Avrasya'da soluk alıyor. Aslında Almanya'da Rusya ve Çin'e çeşitli sebeplerle bağlanıyor. Enerji kaynakları, ticareti vesaire dolayısıyla. O nedenle Türkiye ile Rusya birbirlerine mahkum, mecbur, muhtaç olan ülkeler. Yani Türkiye Rusya'sız bir dünya dengesini kabul edemez ve zaten yaşayamaz. Zaten önümüzdeki çözüm şu olacak. Asya'da soluk alan Türkiye ekonomisi o batıdan gelen prangalardan, işte borçlanmayı dayatan sistemden, sıcak para komisyoncularından kurtulacak. Ve Türkiye ile Rusya arasındaki çıkar ortaklığı stratejik bir ortaklık. Stratejik bir ortaklık. Bunu Ruslar da biliyor. Bakın şimdi bir ay kadar önce bizim bir kor general, emekli kor general arkadaşımız, tüm amiral, hava tüm generali ve iki sivil arkadaşımız Rusya'ya gönderdik ve Putin'in karargahıyla görüştüler. Doğrudan doğruya Putin'in arkadaşlarıyla görüştüler. Ve orada Ruslar da bize şunu söylüyor. Diyorlar ki biz PKK'yı Amerika'nın stratejik piyonu olarak görüyoruz. Burada hiç kafamızda bir pürüz yok. Aynı zamanda PKK'yı Amerika'nın elinden kurtaramayacağımızı da biliyoruz. Yani bizim Rusya olarak hangi girişimde bulunursak bulunalım, PKK ile Amerika ve PKK ile İsrail arasındaki ilişkiyi değiştirme şansımız yok. Fakat bizim onurumuz kırıldı ve bu uçağın düşürülmesi, biz üstelik Türkiye'ye elimizi uzattık ve Tayyip Erdoğan bizden istedi, biz oralara, Suriye'nin kuzeyine girelim. Putin de girebilirsin dedi. Biz hiçbir şekilde buna karşı koymayacağız. Böyle bir anlaşmaya rağmen o Rus uçağının düşürülmesi karşısında
Bizim de artık bu Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan'la Rusya-Türkiye dostluğunun yürümeyeceğini gördük. Biz Türkiye'de Kemalist bir yönetim istiyoruz. Bakın bunu Putin açıkça kamuoyu önünde de, dünya kamuoyu önünde de açıkladı. Bizim görüştüğümüz o Putin'in karargahı da bize bunu söylüyor. Biz tıpkı Atatürk dönemindeki gibi laik, cumhuriyetçi, vatansever, başidik bir Türkiye istiyoruz. O zaman hem ekonomik ilişkilerimiz gelişecektir, hem güvenlik alanında işbirliği yaparız. Ama biz kesinlikle PKK'nın rolünün farkındayız, biliyoruz. Şimdi bir kere bu gerçekleri görmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'ın yarattığı tabloya biz mahkum değiliz. Yani şimdi Rusya düşmanlığını Türkiye'de tahrik etmek kadar kolay bir şey yok. Atatürk de İngilizlerin oyununa gelseydi, Bekir Sami Londra'ya gitmişti, onu bayağı orada ifade ettiler. Gelir gelmez dışişleri hariciye vekilliğini bırakmak zorunda kaldı. Atatürk de istese Rusya'yla düşmanlık yapardı. İngilizlerin Kafkasya'da orada kalırdı ve bizim İstiklal Savaşı da başarıya ulaşmazdı. Yani onun için Türkiye Rusya düşmanlığıyla, Suriye düşmanlığıyla bölücü terör örgütüne karşı kesin, kalıcı başarıya ulaşamaz. Yani hendeklere gömülür falan filan ama o yurt dışından sürekli beslenir. Onun için diyorum Türkiye bir milli hükümet ihtiyacı içindedir bugün yakıcı bir şekilde. Yalnız ekonomi bakımından değil, güvenlik açısından da. Çözüm bir, biz Türkiye olarak Suriye ile, Irak ile, İran ile, Azerbaycan'la, hatta Lübnan'la hem güvenlik alanında hem ekonomik alanda işbirliği yapmamız lazım. Şeyimize bakıyoruz, enerji güvenliğimize bakıyoruz. Nereden ithal ediyoruz enerjiyi? Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan. Yani hem ekonomimiz Asya'da hem de enerji güvenliğimiz komşularımızla ve Asya'da. Onun için Türkiye bu çelişmeyi çözecek. Asya'daki yerini Türkiye alacak. Yani bugün yükselen Asya, uygarlığın öncüsü olan Asya'daki konumunu Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Orta Asya'daki ve Azerbaycan dahil yerine yerleşecek. Türkiye'nin stratejik müttefikleri hem komşularıdır, hem Rusya'dır, hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'dir, Hindistan ve Çin'dir. Türkiye bu sorunu çözmek zorunda olduğu bir sürece girmektedir. Onun için bu süreçte Rusya'yı PKK'nın yanına koymak, PKK'ya Rusya'yı hediye etmek, buna yönelik siyasetler üretmek, ki bunu maalesef Tayyip Erdoğan yapıyor, bir çıkmaz. Ekonomik açıdan da çıkmaz. Bakın şimdi ne oldu? Türkiye'de salatalık üreticisinden tutun Gazipaşa'daki otellere, garsonlara, komilere, dış satımcıya, ithalatçıya vesaire, enerji üreticisine kadar herkes ve bütün bir Türk milleti Rusya düşmanlığının şimdi sonuçlarını yaşıyor. Türkiye ekonomisine çok ağır bir darbe indirdi. Onun için bu göreceksiniz, sanayicinin de baskısıyla, ithalatçının, ihracatçının baskısıyla, turizmcinin ve bütün milletin baskısıyla Türkiye-Rusya ilişkileri mecburen önümüzdeki süreçte düzelecektir. Rusya da bunu bekliyor. En son Rusyalı bakanların, Rusya bakanlarının bu konuda açıklamaları da oldu. Bizim burada yapıcı bir tavır almamız lazım. Yani biz yalnız gözlemci değiliz. Biz aynı zamanda bu süreçte Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve aynı zamanda üretim ekonomisini yeniden kurmasında bir aktörüz. Varız. O nedenle biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden canlanmasını, inşa edilmesini istiyoruz. Bu konuda Rusya ile gittik, görüştük Vatan Partisi olarak. Geldik, Türkiye hükümetiyle de görüşüyoruz. Suriye'yle gittik, ben bizzat Beşar Esad'la görüştüm. Şimdi önümüzdeki günlerde İran'da Hamenei tarafından davet edildim. İran'a da bir heyet halinde gideceğiz. Ve bütün bunları Vatan Partisi olarak örüyoruz. Bugünden Türkiye'nin komşularıyla olan güvenliği ve ekonomik teröre karşı işbirliği konusunda adım adım bu siyasetleri inşa ediyoruz. Bu aynı zamanda bizi iktidara götüren süreç. Onu peki. Şimdi sözünüzden çıkardığımız bir sonuçlardan bir tanesi şu. Türkiye enerjiyi Asya'dan alıyor, silahları Avrupa'dan alıyor ve Amerika'dan alıyor. Çok enteresan bir ülkeyiz. Silahları değil. Şimdi bakın NATO'dayız ama ekonomimiz Asya'da. Amerika ile çok sıkı fıkı ilişkilerimiz var. O hale gelmiş ki Amerika ben senin diyor yöneticilerini değiştiririm diyor. Meydan okuyor. Ama ekonomimiz Asya'da. Türkiye bu çelişkiyi çözecek. Artık
Türkiye Atlantik'te yaşayamaz. Yani şöyle diyelim, Türkiye Atlantik'te boğuluyor, Asya'da ayağa kalkar. Yani önümüzdeki süreç Türkiye'nin Asya ile Atlantik arasındaki çelişmeyi çözecek süreçtir. Bu Amerika ile ilişkilerimizi de normalleştirecek. Yani Asya'da ağırlığı olan, başı dik müttefikleri olan, komşularıyla anlaşmış bir Türkiye göreceksiniz Amerika tarafından da sayılacak. İşte İran örneği ortada. Ne oldu? İran direndi. Amerika diş geçiremedi ve saymak zorunda kaldı. Bizim bu kadar uzun zaman da geçmeyecek. Birkaç yıl içinde. O şurada katılıyorum. İsrail de artık eski konumunda değil. Onun da alanları daraldı. Siz de İsrail'in altın döneminin bittiğine mi inanıyorsunuz? Orta Doğu'da bakın çok hızlı bir şekilde Türkiye, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan arasında bir bölgesel işbirliği, Batı Asya Birliği diyoruz buna, ekonomide işbirliği, güvenlik alanında işbirliği bu oluşuyor. Bu İsrail'i hizaya getirecek bir işbirliğidir. Bunları da konuşuyoruz biz bu ülkelerle. Yani İsrail'in evet artık o parlak dönemi geçmiştir. Son çare olarak efendim İsrail'in yanında ikinci bir İsrail, işte Barzani'ye dayanarak, PKK'ya dayanarak onları Doğu Akdeniz'e, Suriye'nin kuzeyinden koridorla çıkartarak bir ikinci İsrail planı da çökmüştür. Suriye'de Amerika yenildi, İsrail de yenildi. Peki, İsrail konusunda hemen hemen aynı noktalardasınız. Evet. Ama Rusya tabii, ve Amerika'nın tavrı konusunda farklı görüşleriniz var. Rusya ile Amerika arasında işbirliği olmaz, onu da söyleyeyim. Yani her büyük devlet ve savaşlarda ateşkesler olur. Yani savaşırken ateşkesler olur, geçici anlaşmalar olur. Ama bugün dünyada anlaşamayacak iki ülke varsa Rusya ile Amerika'dır. Rusya da bizim gibi Amerika'nın tehdidi altında. Bakın Amerika Rusya'yı iki kere böldü. Bir, o Orta Asya Cumhuriyetlerini, Kafkas Cumhuriyetlerini falan ayırdı. Ondan sonra ikinci, Ukrayna'yı veya Belarusya'yı Rusya'dan kopardı. Şimdi o da yetmiyor. Hala Amerika bugünkü Rusya Federasyonu'nu bölme girişimleri içinde. Rusya da bunu çok iyi biliyor. Yani bugün Rusya cephesini Amerika'ya dönmüş durumda. Onu görmemiz lazım. Ekonomisi de Amerikan tehditleri altında. Kırım'da karşı karşıya geldiler. Gürcistan'da karşı karşıya geldiler. Hep kaybeden Rusya oluyor gibi galiba. Yok. Gürcistan'da kazandı. Atak davrandı, kazandı. Kırım'da Rusya kazandı. Ukrayna'da sağlam durdu. Yani Rusya en son atağını Suriye'de yaptı. Oraya geldi, oturdu. Ve Amerika orada inisiyatifi kaybetti. Bunun için bu gelişmeleri de görmemiz lazım. Rusya bizim birinci ticaret ortağımız. Biz Rusyasız, başı dik ve bağımsız bu coğrafyada yaşayamayız. Ve Rusya bizden bir şey talep etmiyor. Ve biz yanlış siyasetlerle Rusya'yı yanlış konumlara itebiliriz. Bu da şu noktaya cevap verirseniz belki hocam bir şey söyleyecek, ona katkısı olur. Yalçın Küçük hocam dedi ki Kürtler Ruslarla birlikte savaşıyor. Siz diyorsunuz ki ama, Rusya PKK'ya ama aynı zamanda şunu söyledi. Ama bakın biraz evvel Yalçın arkadaş şunu söyledi. Dedi ki Amerika dedi hem PKK ile hem Barzani ile beraber dedi. Şimdi burada hem Amerika hem Rusya'nın desteklediği bir PKK ve Barzani böyle bir denklem yürümez. Bu olmaz. Hani geçici olarak Rusya Tayyip Erdoğan'ları biraz rahatsız etmek için, incitmek için, yaralamak için, zor duruma sokmak için bir takım manevralar yapabilir. O ayrı mesele. O da yanlış. Ruslara biz onu da söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Bir yandan PKK stratejik ortağıdır, piyonudur Amerika'nın. Bunu vazgeçtikçe bu durumu değiştiremeyiz diye açıkça söylüyorsunuz. Bir yandan da efendim PKK'ya inisiyatif tanıyan bazı manevraların içindesiniz. Bu büyük devlete de yakışmaz ve büyük bir yanlıştır. Peki. Bunları da bakın şunu söyleyeyim. Rus devleti içinde bizim bu görüşlerimizi kabul eden, ciddiye alan kesim ağırlıkta, onu da söyleyeyim. Evet, bir dakika. Peki, buyurun hocam. Çok kısa söyleyeceğim çünkü uzun vakit ilerledi. Ben ulusal kanaldaki programlarımda kırmızı bir kitabı hep yanımda tuttum. Bu Rusların yazdığı. 1800 yılından itibaren Türkiye Rus savaşlarının hepsinde Kürtler Ruslarla beraber oldular. Hayal peşinde olmayalım. Bu böyledir. Kürtler. Türkiye ile Rusya savaşırsa bu, bu kitapta da var. Türkiye ile Rusya savaşırsa olur. Bakın ne kadar dinliyorum. Evet. Onu da söyleyeyim.
güzel şeyler söylüyorsun, teselli ediyorsun bizi ama ben senin kadar iyimser değilim. Bir, söylediğim, tarih budur. 1801'den 1900'e kadar bütün Türk-Rus savaşlarında Kürt kardeşlerimiz Rusya ile beraber Türklere karşı savaşmıştır. Bunu getirdim, bütün şeylerde gösterdim, bir. İkincisi, öyle Rusların şu andaki meseleleri öyle kolay kolay bitecek değil. Türkiye değiştirmek istiyorlar. Doğru veya yanlış. Türkiye'yi değiştirmek istiyorlar. Türkiye'nin layık olması gerektiğini söylüyorlar. Doğu kardeşimin söylediği gibi bu bir iki yıllık bir iş değil. Uzun bir yıl. Ve Rusya da uzun bir şey yapıyor. Bu uçak meselesi de o kadar önemli değil. Bunu iyi kullandılar. Devam ediyorum ben. Gayet açık olarak da söyleyeyim. Bizim işimizdi, onu da söylüyorum. Bekaya gittiğimde Abdullah Öcalan'a da söyledim. Bu gayet kitaplarda da var. Benim Doğu Birliği projemi biliyor musunuz dedim. Onu uzatmayayım. Şu anda bizim bu savaşlarla beraber hatta şu sırada birinci yapacağımız iş Suriye ile tek devlet olmaktır. Bunu buradaki programlardan birine söyledim. İsmail Hakkı Paşa vardı o programda. O Irak'ı da katmak. Ama ben böyle güç birliği bilmem ne değil. Devlet olmak. Zaten olmuşsun. 3 milyon Suriyeli var. Yarın 6 aptalca politikalar devam ederse 6 şey olacak. Başka çaren yok. Türkiye'nin büyümesi lazım. Yalçın Küçük'ün herkesin bildiği bir söz vardır. Musul'u almazsak Diyarbakır'a veririz. Diyarbakır şu anda gidiyor. Şu Diyarbakır gidiyor. Suriye'yle arkasından Irak'la birleşmemiz lazım. Bu şu anda Rusya'nın Suriye'ye çok önemli ağırlıkta gelmiş olması bu projeleri kolaylaştırmadı. Zorlaştırdı. Ama önümüzde bir şey var. Bütün bunları söylüyor. Tek devlet, tek devlet. Bütün bunlardan çıkan nokta nedir? Gayet açık. Başladığımız noktaya geldik. Osmanlı'ya mı? Hayır, AKP'ye. AKP iktidardan düşmeden. Bakın, Fethullah Gülen'in taraftarları, Cumhuriyet Gazetesi, Fethullah Gülen'in desteklediği Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi, onlar da AKP'nin düşmesi, Türkiye'nin layık olması diye bir proje yok. Onlar da sadece Fethullah Gülen'in istediği gibi Tayyip Bey'in düşmesi var. Onların politikası böyle. Hani Recep Bey dedi ya, hala orada. Hiçbir yerde. Ama bizim bu projemiz Türkiye için AKP'nin iktidarının sona ermesi, Tayyip Bey'in de bir şekilde çekilmesi. Nasıl çekilir? Yani başladığımız noktaya ne diyor Edelman öbürü ve Avrupa'nın? Ya yaparsın diyor. Yani ya mücadele edersin ya bu işten vazgeçersin. Hadi onların istediklerinde benim çok uzak olduğum çözüm projeleri de var. Yani Kürtlerle. Ben Kürtlerle. Benim teoremlerim vardır. Türk gericiliğiyle Kürt gericiliği bir araya gelirse yan yana gelirse biz çökeriz. Türk ilericileriyle Kürt ilericileri yan yana sorunları beraber çözmeleri lazım. Bitiriyorum. Söyleyeceğimiz budur. Orada bana onlar şunlar falan değil. Büyük devletlerde bize hep etkilemiştir. Büyük devletlerde etkiler ederse ve AKP iktidardan düşmesine katkıda bulunurlarsa ben buna Türklüğe hakaret olarak bakmam. Çok da iyi görürüm. Peki. Bunu başlarken onu söyleyeyim. Hocam reklam arası. Reklamlardan sonra hala, bir bölümle hala, devam hala, edeceğiz. Fethullah zaten. Gülen örgütü ile mücadele. O konuda neler düşünüyor konuklarımız onlarla. Sakın ayrılmayın. Daha sonra buradayız. Ah demek buradayız.
Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusya, Amerika ve terörü konuşuyorduk. Son sözleri alacağız. Sonra Fethullah Gülen ile mücadele, FETÖ ile mücadele konusuna girip orada biraz hararetlenebiliriz. Sonra toparlayacağız programı. Buyurun. Şimdi bir kere şu gerçeği saptamamız lazım. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yapıcı, olumlu bir yönde gelişmesinden korkan, bunu istemeyen Amerika, İsrail ve PKK. Çünkü Türkiye ile Rusya işbirliği yaptığı zaman bu aynı zamanda Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye ile de işbirliği anlamına gelir. Zaten Irak'ta onlar bir karargah oluşturdular. O zaman Amerika'nın da İsrail'in de bölgede durumları çok vahim olur. PKK zaten biter. O nedenle Türkiye-Rusya yakınlaşmasını Amerika ve İsrail dinamitliyor, sabote ediyor. Bu son Rus uçağının düşürülmesinde de onlar var. Onu çok iyi bilirim. Yani alet kullanıyor vesaire ayrı mesele. Ama son Rus uçağını düşüren Amerika ve İsrail'dir. Bunu iyi bilelim. Şimdi ama beyhude gayretler bunlar. Çünkü neden? Türkiye-Rusya işbirliği zaten olmuş. Nasıl olmuş? Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Rusya ise Türkiye ekonomisi ile Rusya ekonomisi arasında bir bütünleşme sürecine girmişiz. Hem de Amerika'ya rağmen. Bu önümüze baktığımız zaman Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Zaten burada sınıfsal menfaatler var, milli menfaatler var. Sanayicisi diyor ki Rusya'dan vazgeçemeyiz. İhracatçısı söylüyor, turizmcisi söylüyor, üreticisi söylüyor. Bütün bir milletin ekonomik çıkarı Rusya ile dostlukta. Onun için ne kadar baltalasalar da ve ne gibi senaryolar kurulsa da Türkiye-Rusya dostluğu, işbirliği hem güvenlik alanında hem de ekonomi alanında kaçınılmazdır. Türkiye bu kanala zaten girmiş. Bunu görmemiz lazım. Bir de Osmanlı-Rus Çarlığı ilişkilerinden farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bakın iki tane feodal imparatorluk vardı. Bir aralarında toprak kavgası vardı. Ama 20. yüzyıla girdiğimiz zaman devrimler çağına 1905 Rus devrimi, arkasından 1908 Türk devrimi geldi. Çanakkale Savaşı, arkasından 1917 Sovyet devrimi, arkasından 1920 Türk devrimi. Yani Türk ve Rus devrimleri el ele yürüyorlar 20. yüzyılda. İnişleri de el ele oldu. Beraber çıktılar, beraber indiler. Şimdiki ekonomik zeminde Türkiye-Rusya ilişkilerini yine aynı zamanda bu ülkelerin bütünlükleri, bağımsız yaşamaları, toprak bütünlüğünü korumaları da ikisinin el ele yürümesini zorunlu kılıyor. Onun için 20. yüzyılın tarihini biz Osmanlı-Rus çelişmeleri üzerinden belirleyemeyiz, öngöremeyiz, yazamayız. Bunu görmemiz lazım. Bir de biz kimiz? Yani biz Türk milleti olarak onun siyasileri, öncüleri, emekçi sınıfları savunanlar olarak da burada bir ağırlığımız olacak. Biz neyi istiyoruz? Biz hem teröre karşı mücadelede hem üretim ekonomisine geçmede Rusya ile birlikte olmanın kaçınılmaz olduğunu görüyoruz ve bunun için mücadele etmeliyiz. Ve olacak, göreceksiniz bu. Ve Amerika başarılı olamayacak. Yani Türk-Rus ilişkilerini bozamayacak. Türk-Çin ilişkilerini bozma şansları da yok. Yani çünkü Türkiye zaten ekonomi olarak Asya'da artık var olmuş durumda. Asya'da yaşıyor. Asya'da yaşayabilir. Asya'da nefes alıyor. Bunu bir kere saptamamız lazım. Önümüze de bakarken bu süreci çok iyi anlamamız lazım. Göreceksiniz şöyle olacak. Bu iyimserlik değil. Bu iyimserlik değil. Tersi olan bence bu süreci sabote eder. Çünkü siz bu ümidi, iyimserliği, bu beklentiyi zaruretler temelinde olan, mecburiyetler temelinde olan bu beklenti topluma vermezseniz, isterseniz de Tayyip Erdoğan gibi Türkiye'yi de Rusya düşmanı da yapabilirsiniz. PKK zaten Türkiye-Rusya ilişkileri gerilsin istiyor, çatışsın istiyor, savaşsın istiyor ki kendisinin var olabilmesi için bir varlık zemin oluşsun. O çatlakların içinde, Türk-Rus ilişkilerindeki çatlakların içinde yuvalanmış bir tahta kurusu gibi. Onun için bizim burada Türkiye halkını, emekçilerini, milleti, Türk milletini temsil eden siyasiler olarak Türkiye-Rusya dostluğunda ağırlığımızı koymalıyız. Tarih bizden yana, koşullar bizden yana, ekonomik zeminde zaten bunu zorunlu kılıyor. Onun için ben Türkiye-Rusya dostluğunu bir iyimserlik olarak değil,
bir mecburiyet olarak görüyorum. Göreceksiniz Türkiye'nin başına Rusya ile dost olan vatansever, efendim bağımsızlıkçı, üretim ekonomisinden yana cumhuriyetçi, Atatürk devrimi rotasında olan bir hükümet kaçınılmaz olarak gelecek. Ve o Rusya ile Çin'le, bölge ülkeleriyle işbirliğini yeniden inşa edecek. Peki, teşekkürler. Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili mücadele soruları da Sayın Hocamızdan rica edelim. Öyle başlayalım. Hocam buyurun. Efendim, ben bir defa bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Fethullah Gülen hareketini teknik olarak önemsemedim. Yani bir tarikat değil, camileri yok, bilmem neleri yok, ritüelleri yok. Ama neye benzeyebilir onu bilemem. Yanlış anlaşılmayacağımı düşünerek bir tür masonik örgü, bir tür garip bir parti, tam parti de değil. Ama hiçbir zaman çok fazla, ha bana sorarsanız Fethullah Gülen örgütü öteden beri bir önemli ayakları devletin içindedir. Ne demek devletin içindedir? Fethullah Gülen savcılar tarafından aranıyordu. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal sakladı. Ne demek? Fethullah Gülen İç Asya'da örgütlenecekti. Halkla ilişkilerini Cumhurbaşkanı olan Demirel yaptı. Ne demek? Bir gün Rahşan Hanım dedi ki, televizyonlara da şöyle, kapı çalındı, tap açtım. Fethullah Gülen geldi, Fethullah Hoca geldi. Bunlar önümüzdeki, geçmiş bir 50 yılda öyledir. Bir ayakları öyledir. Fazla gittiler. Aynı İsrail'deki gibi orduyu ve yüksek mahkemeleri elde etmeye çalıştılar. Yüksek mahkemeleri elde ettiler. Bunu yaptılar. Çok da disiplinli oldu. Orduyu ne kadar? Şu anda da söyleniyor. Bir insan var, biliyor musunuz adı? Adı kim? Adı. Dursun Çiçek. Ne tuhaf. Hapishanede bir kere konuştum. Bana Tayyip Bey'i çok övdü. Ondan sonra bir daha da selam verdim. Kötülü gayet iyi. Şey yapmadım. Bir paşa arkadaşım vardı. Dursun'u tanıyor musun? Tanıyorum hapishanede. O AKP'lidir dedim. Sonradan da paşa arkadaşım bana dedi ki, ya AKP'li dedin CHP'ye girdi dedi. Ya AKP almaz ki onu dedim. Akıllıdır, oraya girdi. Ondan sonra. Ve seçilmesi de öyle. Şimdi tutuyor deniz subayı. Nereden biliyor? %10'u tartmış. Fethullahçı, kaçıp Fethullahçı onları bilemem. Ama onun İstanbul'dan girişini de burada konuşmak istemiyorum. Başka bir hatırlatalım da izleyicilerimiz tam takip edebilsinler. Dursun Çiçek en son olarak Türk ordusunun %10'u Fethullahçıdır dedi. Ona cevap verdiniz. Ne demek ya? Nereden biliyorsun? Sen nesin? Ben seni Fethullah'a yakın diyor. Girmeni öyledir. Bugün böyle yapıyor. Sen kimsin? Bunu tartıyor musun? Kimse bilmiyor. Bu tür şeyler. Ha var mıdır yok mudur onu bilemem. Ondan sonra Türk ordusunda bir tane attılar. Çok önemsemem. Türk paşalarının böyle şeyleri öyle değil. Çok da önemsemezler. Onları gayet açık olarak söyleyeyim. Ama şu aşamada üç yerde gayet ciddi bir muhalefet yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Sözcünün yaptığı muhalefet. Cumhuriyetin yaptığı muhalefet. Öbür yerde gayet açık. Bugün ne o? Adı ne onun? Akif dedi ki, o gün yazısı var. Bugün yazısı var. Diyor ki, ne diyor? Ha bu Aydınlık Gazetesi bu tırları falan 6 ay önce yazdı diyor. Yazdı. Ondan sonra bana büyüttüler. Ben başka şeyler söyledim. Benim söyleyeceğim şudur, bir iş yapıyorlar. Şu anda da öyle. Bir müddet sonra da tekrar birleşecekler AKP'den. Ben bir de burada birçok şeyleri söylüyoruz. Ben
dostum gibi böyle çok şey yapmam. Yani paralel, devlette paralel olmaz. Mesela Genelkurmay, ordu paralel devlet. Bu çok kötü bir dildir. O bir öğrenci deyimidir. O bir politik deyimdir. Ordu bunları söylemez. Ne paraleli olur bunun nedir? Kumpasa da inanmam. Doğu Perinçek kardeşim burada. Hepsini AKP yapmıştır. Hepsini AKP yapmıştır. Hepsini AKP yapmıştır. Bütün bugün hapiste olanların hepsi söyledi. Biz ne yaptıysak Ali Fuat öbürleri her şeyi hem Tayyip Bey'den hem Abdullah Gül Bey'le konuştuk dedi. Onların dışında hiçbir şey yapmadı. Öbürünün o tür şeyleri vardır. Önemsemem. Bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AKP, Fethullah Gülen arasındaki AKP, sahte bir kavga mı? Şöyle bir kavga. Yani bunu uzatıyoruz bunu. Yani Tayyip Bey'in bir fikri vardı. O fikir. 2023 diyor. 2023'te halife olacağını zannediyor. 2023'te bilmem ne olacağını zannediyor. Bütün bunlar için bu oyunlara ihtiyacı vardı. Ve bir de şunu söylüyor. Ben iyiydim. Bütün bu hapisleri, şunları, bunları Fethullah Gülen yaptı. Günah keçisi. Buna Doğu Perinçek kardeşim inanıyor. İnanır mı kardeşim? Ya sen Doğu Perinçek'i tanımıyor musun? Ben Doğu Perinçek buna, Doğu Perinçek sizin içinizde çıkıp kürsüdeki hakimlere gladyum istiyorsunuz. Başında Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, neyse, Fethullah. Yani, tamam, yani geri alıyorum. Yani, hakimlere söyledik geri biz yani. Bunu şey diyor ama bir iş yapıyor. Yani Tayyip Bey'den daha farklı, ayrı bir tarafı var. İsrail'le en büyük ayrılığını Mavi Marmara'da çıkarttı. Ayrıldı. Yapma bunu dedi. Çok da şey değil. Orada şu anda PKK mı bilmem ne mi ama Washington'un en önemli araçlarından birisi Fethullah Gülen'dir. Bunu da şimdi yapıyorlar. Cumhuriyet yapıyor, öbürü yapıyor. Ben sabahları koşudan gelince gazetede hepsini görüyorum aldığımız gazeteler hariç. Dolayısıyla ben çok fazla önemsemiyorum. Bir harekettir, bir şey yapıyor, ediyor. Şunu gayet açık olarak söyleyeyim. Paralel lafına hiç güvenmem. Kumpas lafına hiç güvenmem. Bunları da Tayyip Bey'in de hoşuna gidiyor bunlar. Her şeyi yapan AKP'dir. Ve AKP'dir bütünüyle. Şu anda öyle görüyorum ki yapma olanakları daralmıştır. Ben son zamanlarda yani politika nedir? Güçtür. Politika nedir? Güçtür. Siz 3 gün öncesine kadar Milliyet Gazetesi'nin içinde olan bir insanı, 3 gün öncesine kadar Taraf Gazetesi'nde çalışan bir insan, kim olduğunu da bilmiyoruz. Bunları birdenbire alıyorsunuz oraya. Ondan sonra şey yapıyor. Sonra da böyle düşünce özgürlüğü falan. Ben bunları ciddiye almam. O da bir çocuktur, yapıyor. Ha, yanlış anlaşılma istemem. Hapse girmemelidir demin söylediğim gibi. Hapisten çıkmalarına da sevinirim. Kimlerin? Can'ın, Dündar'ın. Ben çok farklı bir insanım. Mahkemelerde de söylüyorum. Bugün Fethullah Gülenci diye bir takım polislerin, şunların, bunların bizim hapse alındığımız gibi hapse alınmasını da doğru bulmam. Bunu da her yerde söylerim. Onlar da yargılansınlar. Kaçıyorlar mı? Yapsınlar. Ondan sonra alınsınlar. Yani biraz daha suç işliyorlarsa alınırlar. Onda hiçbir şeyim yok. Ama bizim çıktığımız yerlere bu devletin bir takım, bakın Doğu Perinçek gibi konuşuyorum. Devletin polislerini koymayı doğru bulmuyorum. Suç varsa girer. Mutlaka yargılanmalıdır. Yani onları söylemek istemiyorum. Ama onları da biliyoruz. Biz yazdık. Bunların çoğunu bizleri hapse alırken, subayları hapse alırken, Genelkurmay'ı hapse alırken Amerika'yla iç içeydiler. Tayyip Bey'le iç içeydiler. Abdullah Gül'le iç içeydiler. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Dolayısıyla daha İyi bir döneme doğru giriyoruz. Ona inanıyorum. Sesinden mesela politika bunu kabul etmez.
Politika bunu kabul etme. Almışsın, etmişsin. Sonra yerinde duramıyor. Ne demeye başladı artık son Amerika'dan gelen tepkilerle? Bunlara da inanmam. Bunlara da inanmam. Niye de inanmam? Anayasa Mahkemesi Başkanı şu anda benim bildiğim Ergun Özbudu'nun AKP'nin Anayasa Komisyonu'nun başkanı olduğu zaman da onun yardımcısıydı. O çocuk onun yardımcısıydı. Ergun Özbudu'nun, biliyorsunuz Ergun Özbudu'nunla biz akrabayız. Yani benim öğrencilikten arkadaşım, şimdi de çok akrabayız. Ergun Özbudu'nun hangi düşüncedeyse Anayasa Mahkemesi'nde tahliye kararlarını verenler o düşüncededir. Çok fazla insanların şeyleri üzerine konuşmak istemiyorum. İyi mi yaptılar? Bana göre çok hukuka uygun değil de iyi yaptılar. İnsanların hapiste olmaması iyidir. Nasıl? Biz nasıl çıktıysak? Ben bunu söyledim. Biz ne kadar kötü hapse girdiysek o kadar kötü hapisten çıktık. Yo. Bizim hapisten çıkışımızı hapse sokulmamızdan daha hukuki olduğunu bana anlatmak mümkün değil. Özetle bitiriyorum. Yani daha hukuki değildi derken ikisi de mi hukuksuzdu? Tabii. Biz hukuk dışı olarak şey yaptık. Hukuk dışı olarak şey yapıldık. Böyle Anayasa Mahkemesi'nden falan hapisten çıkartmaları. Yani ben çok fazla önemsemem. Anayasa Mahkemesi'ni sulh ceza mahkemesi gibi kullanmayı da önemsemem. Demin orada söylediklerim de buydu. Şimdi çok açık olarak söylüyorum. Kardeşim, Kürtlerle savaşın. Savaşın, Kürtlerle savaşın. Savaşın. Ama sıkı yönetimi ilan edin. Ordu olsun, disiplinli olsun. Hukuka girin. Benim söylediğim budur. Ve ben burada, yani ulusal kanalda şunu söyledim. Çin savaş kitaplarından hayır, 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 bu kadar dar, bu kadar muhkem sokaklara Türk ordusundan bir subayı sokmayın, ölürler dedim. Burada söyledim ben bunu. Bu alfabedir. Alfabedir. Türk Genelkurmayını ciddiyetle eleştiriyorum. Hiçbir zaman askerimizi bir kaymakamın arkasına. O emir verecek, şurayı yasaklayacak, bugün girmeyeceksiniz, sokağa çekmeyeceksiniz. O da tanklarla girecek. Biz başka bir şeyi savunuyoruz. Demin söylediklerimiz öyle. O şeyler olmaz. Yazık oradaki ölen yüzbaşılara. Benim kastettiğim budur. Ha, bundan sonra da söylediğim. Hemen olmaz. Doğu kardeşim hemen diyor. Biraz Rusya'nın oyunları uzun sürecektir. Sonunda öyledir. 10 yıl sürebilir. 15 yıl sürebilir. Ama Orta Doğu değişiyor. Biz değişiyoruz. Bizim durumumuz biraz daha zor duruma geliyor. Ama biz değişiyoruz. Peki bunları söylediniz hocam. Evet, bitiriyorum. Gülen, ben bitirmeyin de Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili mücadele konusunda görüşlerinizi söylüyordunuz. Ona ekleyeceğiniz var mı? Bu kadar söyleyeceğim yani. Ben onların da terör örgütü olduğuna da ben bir hukuk okumuş bir insanım. Ya bu insanlara, bu insanların mallarına, mülklerine, ben sosyalistim. Mallarına, mülklerine el koymayı ben doğru bulmam. İnanmam da. İnanmam da. Beni koza ipeğim de inanmam. Bu bir servet transferidir bu. Bir zenginden alıyorsun, başka kendi adamlarına veriyorsun. Kayyum yapıp veriyorsun bunlara. Dünyanın paraları. Ben buna göbek atmam. Ha, benim söylediğim şudur. İyi günlere doğru gidiyoruz. Biz Doğu Birliği'ni kurmalıyız. Rusya falan bizim dışımızda. Bu olmalıdır. Olmalıdır. Başka çaremiz yok. 3 milyon Suriyeli artık Türkiye'de onca yapamazsın. Akılsız bir şekilde 3 milyon daha alacaklar. Ucuz işçidir bunlar. Bunların arkasında sınıf mücadelesi, ekonomi vardır. Ucuz işçidir. Ben hapisteydim. 1979'da İran'dan geldiler. Hapiste bir Kürt vardı. Demir işi vardı. Hapiste yatıyordu. Kürttü.
Ama İran'dan gelen yoksullara çalışıyor. Çok daha iyi, daha ucuz. Getirdiğin adamlar ucuz işçi. Türkiye kapitalizmi için getiriyorlar bunları. Bunun için 6 milyona çıkartacaklar. Dağ taş. Yazık. Hem onlara hem Türklere yazık. Bu işin başında da bu vardı. Bu kadar benim. Peki birlik bu konudaki olacak. Görüşünüzü aldık. Sayın Perinçek'ten de rica edeyim. Sonra toparlayıp tabii, kapatacağız. Tabii. Şimdi ben onun üzerinde durmayacağım ama bir cümle söyleyeyim. Ölmeden kazanılan bir şehit olmadan, ölmeden, fedakarlık yapmadan kazanılmış dünyada bir savaş yok. Yani vatan bütünlüğünün de bir bedeli var. Onu tespit etmemiz lazım. Ve bu analar ağlamasın, tabutlar gelmesin falan söylemi aslında PKK'nın söylemidir. Ve bu şekilde Türkiye'nin kararlılığını, Türk ordusunun PKK'nın üzerine yürüyen tavrını baltalamaya çalışıyorlar. Onun için bu savaş, PKK'ya karşı savaş, bunu Tayyip Erdoğan'dan biz çok daha başarılı, doğru yürütürüz. Ayrı mesele. Ama 24 Temmuz'da başlayan bu mücadele Türkiye için bir dönüm noktasıdır ve Amerika ile İsrail ile mücadele düzlemindedir. Fethullah terör örgütüne gelince en önemli yönü, bu herhangi bir cemaat, herhangi bir tarikat değil, en önemli yönü Amerika'nın aleti olması ve başından itibaren 1970'lerden bu ya diyelim 50 yıla yakın, yarım yüzyıl bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar polisin, yargının, ondan sonra Türk Devleti'nin, bürokrasinin içine yerleştirildiler. Bu çok önemli. Ve Amerika planı içerisinde Türk ordusuna ve Vatan Partisi'ne karşı Ergenekon, Balyoz operasyonunu Tayyip Erdoğan, Fethullah terör örgütünü kullanarak yaptı. Tabii ki Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah hepsi beraber yaptılar. Yani onu başından beri söylüyoruz. Mahkemelerde de çatır çatır söyledik. Ama sonunda ne oldu? Milletin mücadelesiyle, demokrasi güçlerinin mücadelesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle o zaman İşçi Partisi, Vatan Partisi'nin direnciyle sonuç itibariyle bunlar o mücadelede bölündüler. Ha, bu bölünme de tabii Türkiye için çok çok faydalı ve yerinde oldu. Şimdi şöyle bir şey, bugün önümüze baktığımız zaman şöyle bir saflaşma oluştu. Amerika var, İsrail var. Ondan sonra Abdullah Gül var. Onlarla beraber Fethullah terör örgütü var. PKK var. HDP var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri var. Sanıyorum sözcü Cumhuriyet falan filan diyerek bu tabloyu aşağı yukarı Yalçın Küçük arkadaşımız da biraz evvel kabul etti. Yani ama burada farklı olduğumuz nokta şu. Gazetelerin de söz hakkı var, daha önce söyledim. Tabii, ben onları söylemiyorum ama şu var. Yani bugün Amerika'nın, burada, İsrail'in, Abdullah Gül'le, FETÖ'yle, PKK'yla, HDP'yle ve CHP yönetimiyle beraber olduğu çok açık. Zaten bu kuvvetlerin hiçbiri inkar etmiyor. Hepsi birbirini kolluyorlar ve beraberler. Bu var. Ama burada mesele şu. Biz bunların iktidar planında alet piyon olacak mıyız? Yani biz Amerika gelsin Tayyip'i devirsin. Böyle bir senaryoda biz var mıyız? Biz olamayız. Yani biz Türkiye halkı, Türkiye emekçileri, Türk milleti isek biz Amerika'nın iktidar planlarında kesinlikle olmayacağız. Olamayız. Bizim kendi iktidar planımız var. Kendi programımız var. Ve bu program hem bu Amerikancı demin saydığım kuvvetlere karşıdır, bloka karşıdır. Aynı zamanda da Tayyip Erdoğanlara karşıdır. Her iki iktidar planında da biz yokuz. Çünkü millet yok burada. Biz kendi vatan bütünlüğü, üretim ekonomisini gerçekleştirecek bir milli hükümet veya cumhuriyet hükümeti planında varız ve öncü kuvvetiz. Onu tespit etmemiz lazım. Fethullah terör örgütü bir terör örgütüdür. Çünkü ille terör örgütünün daha da silahlı dolaşmasına gerek yok. Polisin içinde olduğu için, yargının içinde olduğu için, devletin çeşitli silahlı kuvvetleri içinde olduğu için ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de var. Ben %10 falan gibi abartılı rakamları doğru bulmuyorum ama Fethullah terör örgütünün Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızdığı da bir gerçek. Ve bu kesinlikle temizlenmelidir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde böyle bir terör örgütünün barınmasına izin verilemez. Bu Amerika'nın barınmasına izin vermek anlamına gelir. Ve ben önümüzdeki süreçte oradan temizleneceği de ümidindeyim. Hatta ümit demeyeyim. Temizlenecek, göreceksiniz. Bunu da bildiğimi söyleyebilirim. Bunlar
Türkiye'ye büyük bir tertibin içinde oldular. Nedir? Türkiye'yi bölme tertibi. Bakın, Türkiye'yi bölmek için bir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisiz hale getireceksiniz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisiz hale getirmeden PKK'yı büyütüp geliştirip bir sözüm ona Kürdistan ikinci İsrail kurabilir misiniz? Ergenekon Balyoz operasyonları aslında ikinci İsrail planı çerçevesindeydi. İkincisi, İşçi Partisi'nin içine defaldılar. Yayın organlarıyla, yöneticileriyle, liderleriyle. O da siyasi planda Amerikan İsrail planlarına karşı en kararlı güç. Hatta hepsi ne diyor? Zekeriya Özü'nden tut diğer polislerine kadar falan filan. Ergenekon'un merkezinde diyor Doğu Perinçekler var. Yani Türkiye'yi savunan güçlerin merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değil, Vatan Partisi'ni, İşçi Partisi'ni hedef alıyorlar. Şimdi böyle bir cumhuriyete, vatana karşı böyle büyük bir komplo, tertip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1000'in üzerinde subayını içeri atmış. Hangi savaşta Türk ordusu 1000 tane subay kaybı verdi, yüzlerce general kaybı verdi? Yani bu derece Türkiye'ye karşı büyük bir suç işlenmiş. Bu suçu işleyenler elini kolunu bağlı dolaşarak dolaşabilirler mi? Yani Ergenekon Balyoz tertibini yapanlar, göreceksiniz, onların suç ortakları da en sonunda o hapislere girecek. Benim de yıllardır anlayamadığım şuydu. Evet. Bu orduda bine yakın mensubunu içeri attı dediniz. Bu orduda nasıl olmuş da buna hayır diyememiş, karşı koyamamış. Ben bakın, de bir türlü bunu anlayamadım. Ben onun izahını, savaşmadan, o anlamayacak bir şey yok. Yani savaşmadan teslim olmak falan. Yani ben ordunun o zaman büyük bir zaaf gösterdiğini, özellikle komutanların direnemediğini tespit ediyoruz, görüyoruz. Hilmi Özkök vakasını yaşadık. Ama nedir? Bunun da nedenini görelim. Karşıda Amerika'yı gördüğü için. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika ile bir hesaplaşmaya giremedi. Ben bunu mazur görmüyorum. Mesela Saldıray Berk, Vatan Partisi'nin üyesi, orgeneral. Değil mi? Vatan Partisi'nin üyesi Saldıray Berk. Dedi ki gelemezsiniz dedi. Bakın böyle orgenerallerimiz de var. İkincisi yok. Bir o dedi. O da Vatan Partisi'nde işte. Yani şu önemli, yani kararlı bir komuta kademesi o şeyi göğüsleyebilirdi. Ama tabii onun devamını düşündü. Yani, bugün hukuk dışı olduğu herkes tarafından kabul edilen, az önce Yalçın hocamızın dediği tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin de burada zaafları olduğu çok açık. Çok açık. Peki. Ama bugün geldiğimiz noktada, yani Fethullahçılar özgür olsun, PKK özgür olsun, ama bilmem mecliste olsunlar, özgür olsa, bu bizim cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve demokrasiyle bağdaşmaz. Ne diyor Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti dervişler, şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. Yani orta çağ diyor, tasfiye edeceğiz diyor. İki, yabancı bir devlet bizim içimizde barınamaz diyor. Veya Şeyh Said çıktığı zaman onu tepeliyor. O Kürtleri tepelemek değil. Yani İngilizlerle falan işbirliği potansiyeli olan, işte Musul şeyleri, meseleleri sıcakken ortaya çıkan bir isyan tepeliyor. Veya başka türlü Türkiye'yi bölmeye yönelik etnik girişimler, bunlar ne oluyor? Devletin yaptırım gücüyle karşılaşıyor. Onun için bizim cumhuriyetimiz, hele Orta Doğu'da, hele bütün bu planların, büyük saflaşmanın bulunduğu bir yerde, Orta Doğu çünkü dünyanın şu anda ön cephesi. Yani dünyanın şu anda barikatlar Orta Doğu'da kurulmuş durumda. Böyle bir coğrafyada Türkiye içinde FETÖ'cüyü bırakacak, PKK'cıyı bırakacak. Onlar isterlerse komplolarda Amerika'nın rol alacaklar. Türk ordusunu içeri atacaklar, Vatan Partisi'ni içeri atacaklar falan. Bunu Türkiye kabul etmez veya PKK'yı kabul etmez. Böyle bir özgürlük yok. Özgürlük Fransız devriminde. Özgürlük nedir? Fransız devrimi geldi. Kralları devirdi. Senyörlerin surlarını, kalelerini yıktı. Efendim, kralların kelleleri, kraliçelerin sepetlere düştü. Yani demokrasi böyle geldi maalesef. Biz de ne yaptık? Vahdettin'i Türkiye'den kaçırarak Osmanlı Devleti'ni yıktık. Mallarına el koyduk, hanedanın saraylarına, mallarına. Yani demokrasi böyle geliyor. Ve arkasından bir Atatürk devrimi ne oldu? Orta Çağ güçlerine ve yabancıya karşı, emperyalistlerin uzantılarına karşı bir kesin, kararlı bir şey uyguladı. Otoriter bir rejim uyguladı. Başka türlü demokrasi yapamazsınız. Peki. Onun için Fethullah terör örgütüne karşı hukuk zemini içerisinde haksızlık yapmadan yürütülen mücadeleler doğrudur. Tekke ve zaviyeleri kapatan kanunda tekke ve zaviyelere bağlı emlaka el konmuştur.
O ve Milli Eğitim'in emrine verilmiştir. 1925 Aralık ayında hem bir Bakanlar Kurulu kararnamesi hem de bir yasayla, kanunla. Onun için bu örgütlerin aynı zamanda maddi olanakları, malları, mülkleri vesaire falan filan, bunların da tasfiye edilmesi ama başka bir zenginliğe katılması anlamında değil, kamunun malı haline getirilmesi anlamında o suç. Yani servet transferi dedi hocam. Öyle tabii olmasın ya, olmaz tabii ama sen bir terör örgütüyse onun malı, mülkü, şusu, busu en sonunda kamunun malı olacak. Olması gerek ve olacak. Peki, çok teşekkürler hocam. Bu programla ilgili kapatıyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tabii. Tamam. Birkaç laf söyleyeyim diye birkaç size. Laf. Peki, veda çok teşekkür sözleriniz. Ederim. Buyurun. Efendim, bu kitabı Ahmet Hakan'a şükranlarımı söylüyorum. O kadar güzel yazmıştı ki beni çok mahcup etti. İzin verdiğiniz için bunu söylüyorum. Estağfurullah. Ondan sonra. Bu kitabı da çok güzel yazdığı için Mustafa Mutlu'ya Aydınlık'ta olağanüstü şükranlarımı söylüyorum. Bu gece için de sizlere teşekkür ediyorum. Bu kitabı da bugün bahsedecektim. Zamanım kalmadı. Bir dahaki programa inşallah ama kısaca değinmek isterseniz söyleyin. Hayır. Hüseyin Aygün'ün yeni gelmiş. Tunceli Savaşları ile ilgili bana da gönül. Daha şey yapamadım ama öbürlerine gelirse, izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Ahmet Hakan beni mahcup etti. Gerçekten Mustafa Mutlu olağanüstü güzel konuları seçmişti. İkisine de izinlerinizde teşekkürlerimi ifade etmiş oldum. Ben size çok teşekkür sizlerle ederim. Sizlerle beraber. Sizin buraya gelmeniz önemliydi. Önemini hepimiz ve izleyicilerimiz biliyor. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Birçok bazı noktalarda hararet artmış olsa da motor yanmadı, devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir başka zaman görüşmek üzere. Sayın Küçük, Sayın Perinçek. Çok güzel bir tartışma oldu. Çok iyi, düzeyli. O bakımdan hepimiz memnunuz, hoşnutuz. Bu tür programların devam etmesi Türkiye için çok yararlı olur ve birçok konu enine boyuna ele alınmıştır. Size yürekten teşekkür ediyoruz Sayın Cevizoğlu. Ben de size çok teşekkür ediyorum Sayın Perinçek. Sevgili seyirciler, bu gece Ulusal Kanal'da 63. Ceviz Kabuğu programını gerçekleştirdik, bitirdik. Çok önemli ve değerli konuklar vardı. Profesör Doktor Yalçın Küçük ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek gündeme ilişkin birkaç ama temel olan konu başlıklarını değerlendirdik. Zaman zaman dediğim gibi hararet arttı ama iyi de oldu. Son bölümde gelen sorularınızdan, görüşlerinizden görüyorum ki siz de merak ettiniz ne oldu da bu kadar sakinlik oldu diye. Şunu söyleyeyim. Son reklam arasında hiçbir şey olmadı. Aramızda bir şey konuşmadık. Kendiliğine oluşan bir ortamdı. Bizi ilginizle mutlu ettiniz. Büyük bir ilgi gösterdiniz bu gece. Hepinize halen çok sayıda iletiniz yağmaya gelmeye devam ediyor. Ekran başında olduğunuz programın tekrarı da olacak bir aradan sonra bu gece. Yarın gündüz de öğleden sonra tekrarı var. Ama kayıtlara giren önemli bir ceviz kabuğu programı da gerçekleşmiş oldu. Hepinize iyi geceler, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.